bizleri bu mübarek mekanda rızası üzere ilim meclisine toplayan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım o ömremizi, bu ziyaretimizi son eylemesin. Ömremize tekrar tekrar halal mal ile, hayırlı uzun ömürle, elden ayaktan düşmeden, kimselere yük olmadan sıhhat afiyetle, defaatle ömreler yapmayı nasip müessel eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sellem. Şimdi Hasan Basri Hazretleri'nin radıyallahu teâlâ Mekke hakkında yazdığı bir risaleden bazı hadis-i şerifler rivayet edeceğim. Tabi burası ibadet yeridir, çok uzun sohbet yeri değildir. Onun için burada bulunan ameller başka yerde bulunmuyor. Tavaf başka yerde yapılmıyor, sa'i başka yerde yapılmıyor. Kur'an kıraati başka yerlerde yapılabiliyor. Nafile namaz kılınabiliyor, sohbet yapılabiliyor. Ama burada Kabe'ye nazar bakmak dahi ne kadar büyük fazilet ihtiva ettiğini bu risalede de okuruz inşallah. Onun için ganimet bilmek lazım. Birkaç gün daha işte çoğumuz, kimisi yarın gidiyor, kimisi öbür gün gidiyor. Vakitler dar, en mühimi Berat gecesidir. Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece Berat gecesidir. Onun için insan kuvvetini toplaması lazım. Çok kendini yormaması lazım. Aşırı da yorarsan öncesinden Berat gecesine ibadet yapacak, zikir yapacak, dua yapacak kuvvet kalmaz. Onun için uykunuzu, istirahatinizi biraz denkleyin de Berat gecesi, akşam yatsı arası çok önemlidir. Haremden çıkmayın. Akşam namazından sonra kaderler, takdirler taksim ediliyor, nüsheler görevli meleklere veriliyor. Akşam yatsı arasında işler bitiyor. Onun için tabi bazı alimler o saatte Azrail aleyhisselam dahi ruhları kabzetmediğini beyan ediyorlar. Yani akşam yatsı arası az bir zamandır zaten. Bu da nedendir? Dosyaların teslimatıyla meşgul olduklarındandır. Onun için hakkımızda bir sene rızıklarımız, ecellerimiz, başımıza gelecek hayırlar veya şerler, Allah muhafaza, Berat gecesinde takdir edilirken duanın çok önemi vardır. İnsan iki rekat hemen akşamın sünnetinden sonra tesbihleri çekip duaları yaptıktan sonra hemen iki rekat namaz kılacak. Altı rekat ihlas ile. İki rekat altı ihlas okunuyor. Ondan sonra bu namazın akabinde bir Yasin-i Şerif okunuyor. Bu Yasin-i Şerif Yasin-i Makburiyet'te ne niyetle okunursa o oluyor, hadis-i şeriftir. Onun için hayırlı uzun ömür için okunuyor. Ki böylece bir daha seneye kadar Allah Teala yaşamayı nasip edip tekrar sene beraati görmek nasip etsin. Amin. Onun için bir Yasin okunuyor. Ondan sonra iki rekat daha kılınıyor. Allah rızası için hem bunlar evvabin yerine de geçer. Altı ihlas okunuyor her rekatta. İki rekattan sonra bir daha Yasin-i Şerif okunuyor. Bunda da niyet helal rızık, bol bereketli rızıklar olsun. Borca düşmeyelim, günaha düşmeyelim. Çünkü borca düşen günaha düşer. Borçlu ölen rehin kalır, hapis kalır. Borcu ödenmeden ölen ahirette sıkıntı çeker. Bu cuma hutbesi bunun hakkındaydı. Kabe'nin imamı uzun 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 borçtan sakınmak, borca girmemek, kanaatkar olmak, tamahkar olmamak, lazım olmayan, zaruret olmayan işler için borç almamak, işte borçlu ölmemek, helallaşmak, ölümden evvel işte hesabını kitabını yapmak, vasiyetini bırakmak, borcun varisi falan. Bu konular hakkında çok hadis-i şerif okudu bu cumada. Şu anda dersimizin konusu o değil. Onun için yani ikinci Yasin-i Şerif maddi imkanlar
geniş rızık kapıları açılsın da, çünkü Berat gecesi biliyorsunuz her gece son üçte bir kaldığında Rabbimiz birinci kat semaya tecelli eder. Fakat Berat gecesiyle Kadir gecesinin farklarında zikredildiği üzere güneş batar batmaz tecelli başlar. Yani akşam namazı seher vakti gibi oluyor. Akşamdan sonra artık seher vakti gibi oluyor. Berat gecesi hakkında bu geçerlidir. Yenzil tebâreke teâlâ li gurûbi şems diyor. Son üçte biri kaldığında demiyor. Güneş batmasında tecelli başlar diyor. Onun için diğer gecelerden çok büyük farkı var. Gecenin tamamı münacat makamı oluyor. Orada ne buyuruyor? Ela min sâilin, bir şey isteyen var mı? Feruhtu yavşum lehu, muradını vereyim. Ela min müptele, belaya tutulan var mı? Belası olan, başında belası olan var mı? Hastalık, dert, musibet, keder, kötü komşu, kötü eş, kötü çocuk vesaire, hepsi bela. Ben ona afiyet vereceğim buyuruyor. Ela min müsterzikin feruhtu. Mesela bu Berat hadisinde geçiyor. Rızık isteyen var mı? Rızkını vereyim. Burada rızık takdir ediliyor. Bir seneki rızkın taksim ediliyor. Onun için ikinci Yasin rızık için, bereketli rızık için okunuyor. Sonra iki rekat daha kılınıyor. Yasin Şerif bitince yine altı İhlas-ı Şerif'le, ondan sonra yine bir Yasin Şerif okunuyor. Bu Yasin Şerif'te de belalardan, kötü kaderlerden muhafaza isteniyor. Ona niyet tutuluyor. Birinciye uzun ömür, ikinciye bol rızık helalından, üçüncüye belalardan korunmak. Çünkü insan yaşasa da başına bela gelirse zor. Bela ile yaşamak zor. Herkes sabredemez. Allah muhafaza. İmanını kaybeden bile var. Hastalığa dayanamayıp, ağrıya sancıya dayanamayıp, intihar edeni var. İşte ve bunlar belalardan oluyor. Onun için afiyet istemek lazım. Bu üçüncü Yasin. Ondan sonra bir duası var. Şimdi söylesem etmezse kalmaz. Birbirinize atarsınız belki, bilmiyorum. Biz dergide yazmışız, kitapta yazmışız. O dua 10 kere okunuyor. O çok önemli bir duadır. Hazreti Ömer Efendimiz onu tavafta okurdu. Kısmen. O uzun bir duadır. Kısmen içindeki bir bölümü tavafta okurdu. Yani o çok önemli olması şu yüzden. Ya Rabbi sen beni levh-i mahfuz'da bedbaht yazdıysan, mahrum yazdıysan, tabi önce Allah'ımızı methediyor, sena diyor, işte Mevla metü sena etmeden duaya başlanmaz yani. O, ben size sadede gelerek söylüyorum, o duanın ana mevzuu, Hazreti Ömer Efendimiz ağlayarak bunu okur tavafta, İbn-i Mesud Efendimiz de radıyallahu anh, ondan da rivayet ediliyor. Bu dua zaten cuma namazından sonra okunursa asla rızık darlığı çekilmiyor. Cuma'dan sonra. Allahümme ya zelmenni ve la ümmetni aleyk. Ya zelmenni ve inam diye başlıyor. Yani bu işte içindeki bu 10 kere okunacak Berat duasının içindeki bir kısım. Ama İbn-i Ebi Şeybe gibi sahih kaynaklarda geçiyor. Ya Rabbi sen beni işte şefi yazdıysan, mahrum yazdıysan, matruk yazdıysan, kovulmuş, kötü bir kul olarak yazdıysan, fazl-ı kelemiyle benim mahrumiyetimi, rızıkı dar bir kul yazdıysan, rızık darlığımı, imansız ölecek şakî bedbaht yazdıysan, o bedbahtlığımı, belalara müptela yazdıysan, o belalarımın kararlarını, kaderlerini sil. Bunun yerine, işte اِنْ كُنْتَكَ تَبْتَنِي فِي اُمِّ الْكِتَابِ عَنْدَكَ شَكْرِيًا مَحْرُومًا وَمَطْرُودًا مُكَتَّرًا عَلَيَّ رِزْقِي فَالْحُلَّهُمْ بِفَضْلِكَ شَكَابَتِي وَطَرَدِي وَحِرْمَانِي وَاِبْتَارَ رِزْقِي. Sen benim mahrumiyetimi, bedbahtlığımı, rızıksızlığımı, hayırsızlığımı, öyle ya, bazıysa hayırsız olur yani, her türlü başı beladan kurtulmaz. Bunları sil ve اَثْبِتْنِ عِنْدَكَ فِيمُ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَفْزُوكًا مُوَفَّقًا لِخَيْرًا. Sen beni levh-i mahfuzda, çünkü levh-i mahfuz değişmeye tabidir. İlm-i ezeli değişmez, levh-i mahfuz değişir. Bunun yerine ne yaz? İmanlı ölecek, imanlı yaşayacak, sahip ve bahtiyar kulun olarak, rızkı bol olarak, hayırlara ulaşmış bir kimse olarak,
Muvaffak demek, Allah'ın razı olduğu bütün işlere ulaşmışsın. Beni böyle bir kul olarak yaz. فَاِنَّكَ قُلْتَ يَمْحُ اللّٰهُ مَا اَشَاءُ وَاِسْبِتْ. Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. وَاَنْدَ اُمُّ الْكِتَابِ. Kitapların aslı ezeli ilimdir, ezeli ilim değişmez. Çünkü senin dua edip etmeyeceğini ezelde bilir. Ama melekler senin dua edip etmeyeceğini bilmez. Onun için bir melek Lev-i Mahfuz'da senin ve Hazreti Aleyhisselam Lev-i Mahfuz'da şu gün şu saat öleceğini görür, ona göre hazırlığını yapar, tam senin kafana konacak, canını alacakken bir de dur derler. Dur derler, Hazreti Aleyhisselam'da ne oldu der. Bak derler, Lev-i Mahfuz'da bakarsın, 20 sene daha ömrüne uzatma gel. Çünkü neden? Ezeli ilim değişmiyor. Lev-i Mahfuz'daki yazı değişiyor. Neden uzatma geldi? Anasına iyilik etti. Babasına iyilik etti. Dua etti işte. Berat gecesi dua etti. Onun için akşam yatsı arası sakın yemek işinizi, memek işinizi yatsıdan sonra gidersiniz. Kısa bir yemek, abdest ihtiyaçlarınızı, çayınızı, kahvenizi için kafanız ayık olsun, uyanık olsun. Dua ederken uyumayın. Ondan sonra gelirsiniz hareme. Erkenden gece kader gecesi. Ama akşam yatsı arası mühimdir. Onun için evvabin yerine de geçer dediğim onun için. Sünneti kılar kılmaz hemen bu işlemlere başlayın ki o dua birbirinize atarsınız. Dergiden falan insanlar varsa falan atıyorlar. Bizim siteye de atıyor musunuz? Tam bizim siteye atıyor bu. 10 kere o duayı okursunuz. Aman ihmal etmeyin. Ben sizi seviyorum Allah için. Zarar gelsin size istemiyorum. Size zarar, bana zarar. Ehl-i sünnet Müslümanlar yaşasınlar. Ehl-i bid'atler gebersinler. Amin. Onun için Allah onları da ıslahsın diyelim. Hayırlı. İslah'ın mukadder olmayanları kahretsin diyelim. Amin. Amin. Onun için ehl-i sünnet Müslüman azalmasını biz istemeyiz. Ehl-i sünnet Müslümanların sayısı çok olsun inşallah. Ömrü uzun olsun. Rızkı bol olsun, bereketli olsun. Hayırlara harcamak nasip olsun. Amin. Amin. Bunu size madem benle gelmişsiniz, hayrım olsun. Çünkü burada da insanlar hepten pusulayı kaçırttırıyor. Burada kandil simidi de çıkmıyor. Kandiller lamba da yanmıyor. Mevlid bilmem ne de okunmuyor. Onun için hepten siz şimdi her geceyi Kadir bile sahibi. Siz zaten Mekke'deyiz. Her gece berat zannedersiniz. Öyle olmuyor işte. Her gece miraç değil, her gece berat değil. Çünkü her gecede o şeyi Mevla niye vermiyor? İnsanlara bıkkınlık gelir. Şimdi devamlı ibadet, devamlı ibadet Evliya Allah'a gelmez. Ama bizim gibi insanlara bıkkınlık gelir. Onun için senede bir ay Ramazan yapmış mesela. Senede mübarek geceler tabi var, 14 var. Daha da fazla ibadetler olmakla beraber tabi fazlası da var. Yani 14 tek geceler itibariyle konuşuyoruz. Çünkü bir de Ramazan'ın son 10 gecesi, Muharrem'in ilk 10 gecesi, Zülhicce'nin ilk 10 gecesi, onlar zaten 30'u, kendi kafadan 30'u buluyorlar da. Ama farkındaysanız bunları toplasanız, çıkarsanız, yani senede 2 ay falan toplar. Gece, diğer tek geceleri de ekleseniz, 2 ay kadar. Çünkü arada bir insan gevşiyor, gevşeyince Mevla yani bir mübarek gece geliyor, bir mübarek gece gelince insanlar ya biraz fazla ibadet yapayım diyor. Şimdi sen adamı her gece kıl 50 rekat, 100 rekat kılmaz yani. Şimdi tabii burada Berat gecesi bana soruyorlar. 100 rekat namaz mı eftal, tavaf mı eftal diyorlar. Mekke'de tavaftan eftal hiçbir ibadet yoktu. Mekke'de tavaf ömreden de eftaldi. Ömreden de eftaldi. Bizim hanım kız diyor bana, ömre diyorsun diyor, çok ayıp oluyor diyor. Ömre de diyor. Niye bileyim, alışmışım çocukta. Ömre. Ömre olmuyor yani, anladın mı? Ayıp oluyor. Şimdi, efendim, tabii arkadaş, kim bizi tahsiye ettiyse onu söyleyeceğiz yani. Bir şey düzelteni ben hemen söylerim, buyurun. Hanım diye söylemiyorum ben, sen de bir şey düzelt, ben onu da söylerim. Benim adetimde var. Efendim, şimdi, mesela, adam gidiyor, bir ömre yapıyor, bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Sintane umreten teadülü hacceten. İhya-ül Ümit'in de var. İki umre bir hacca bedeldir.
Yani iki ömre yaptığın zaman bir haç da. Bunun ilavesinde ben yapmak istiyorum, kuvvetliyim ya, yap ama tavaftan da geri kalmıyorsan. İbn-i Ömer Hazretleri radıyallahu anh her gün ömre yapardı. Ama çok kuvvetli insanlar onlar. Biz buna muktedir olamayınca bu sefer ne oluyor? Adam ömrede yorulduğu için ne yapıyor? Tavafları terk etmek zorunda kalıyor. Bir ömre yapıyor. Efendim diyelim ki 5 ömre yaptı, 10 ömre yaptı, 50 tavafı yapamıyor. Halbuki 50 tavafı yapsa anasının doğurduğu gün gibi Tirmizi hadisinde geçiyor. 50 tavafı yapsa, şimdi yani 50 tavaf, İbrahim Teymi Hazretleri işte Müsebbahat kitabında çıkarttık yeni, ondan onun hakkındaki malumatta geçiyor. Günlük girdi 50 tavaf. İbrahim Teymi Hazretleri. Mekke'ye bir geldi, Mekke'de ne büyük abidler vardı, Fudayl bin Yazlar vardı vesaireler, efendim, herkes ibadetten yıkılıyor ortalık. İbrahim Teymi geldi dediler, herkes onunla yarışmaya kalktı, hepsi pes etti. Dediler kimse onunla baş edemiyorlar. Çünkü ne yiyor, ne içiyor, ne zaman uyuyor? Ve günde 3 hatim, tavafta yapıyor hatimlerine. Yeter onları ezber eden de bildikleri için falan. Şimdi onun için 50 tavaf eftaldir. Berat gecesi de umreden de 100 rekattan da burası için konuşuyorum. İstanbul için konuşmayan Türk, Mekke'nin dışındaki yerlerde 100 rekattan eftal bir şey yok. Ama Mekke'de tavaf eftaldir. Peki sen yani bir hacet namazı olur, dua olur, onlar ayrı dava. Ancak şunu söyleyeyim. Burada esas mesele 100 rekat namazdaki ana tema diyelim nedir? Bir ihlas okunmasını. Yani men kara kulüallaha el femen rafakat iştara nefsehu minennam. Bir kulüallaha okuyan canını cehennemden satın alıyor. Birçok hadis-i şerif bu bir kulüallaha okuma. Onun için tavafta da kulüallaha okumak uygun mu? Uygun. Siz yani tavafa devam etseniz de bin kulüallaha okuyabilirseniz beraat namazı yerine de geçiyor zaten. Çünkü mesele bin iflastır. Bu ikisini bir arada yaparsınız. Hem tavaf yapmış olursunuz, hem bir ihlas şerif okumuş olursunuz. Sadece ihlas okuyun yani. Diğer dualara lüzum yok. Şeyde, tavaf dualarına lüzum yok. Sadece Bismillahirrahmanirrahim, Rukniye Mani, Hacer Esvet'te istilam yaparsınız. Geri kalan devamlı ihlasa devam eder. Çünkü ancak bin biter. Öbür türlü tavaf dualarına meşgul olursan da çoğu duaya gider. Besmele koyacağız mı hocam? Besmele şart. Yani namazın dışında olursa hep besmeleyle okunuyor İhlas-ı Şerif. Rabbim hayırlı beraatler cümlemize ihsan eylesin. Beraatlerimizi almayı, cehennemden azat olma fermanı hakkımızda yazılmasını müyesser eylesin. Amin. Allah Teala cümlemize hayırlı işaretler, işaretler, müjdeler de görmeyi nasip eylesin. Amin. Kimi rüyasında görür, kimi aleninde görür, kimine biri gelir. Yani Allah Teala'nın kullarıyla mükalematı, muhatabatı devam ediyor. Vahiy kapısı kapandıysa ilham kapısı kapanmadı yani. Mühim olan insan Allah Celle Celaluhu ile irtibatı kurabilecek. Mevla'ya bağlanacak yani. Mevlasından haberdar olacak. Gafletten uzak olacak. Bu gaflet çok tehlikeli bir şey. Yani adam bir tavafı bitiriyor, yediş altı bir kere Allah aklına gelmiyor yani. Bu çok tehlikeli bir şey yani. Ki Mekke'de bu daha da tehlikeli bir şey. Çünkü hani kötü niyet düşünmek Allah muhafaza o zaten yapmış gibi yazılıyor Mekke'de olduğu için. Niyetler de yazılıyor burada. Burada niyetler de yazılıyor. Yani kalpten geçenler de yapmış gibi yazılıyor. Onun için tehlike büyük oluyor. Ama bunun tersine de iyi niyette de çok büyük tecelli var. Çünkü sen mesela Mekke'de yaptığın iyi niyet. Yani Suriye'yi unutmayalım. Irak'ı unutmayalım. Filistin'i unutmayalım. Gazze'yi unutmayalım. Yemen'i unutmayalım, Doğu Türkistan'ı unutmayalım, efendim Arakan'ı unutmayalım. Yani o kadar şey değil mi? Dünya bütün mezbahaya döndü yani. Ehl-i Sünnet Müslümanları kesip doğuruyorlar. Mezbahaya döndü. Filistin demedim.
Gazze diyorum ona da, ha Filistin'de Gazze yapmıştı, aynı şey ama farklı yöreleri de var. Bunların hepsinde sıkıntı var. Türkiye'de de mazlum Müslümanlar var. Ya şu anda 28 Şubat'tan beri içeride yatan Müslüman var. Evet. 28 Şubat'ta atmışlar haksız yere, hala çıkmadı. Ve şu anda Sivas davasından gariban zavallı yatan Sivas'tan, tamam katliam, insanları yakmak caiz değil ama suçsuz adamı aldı götürdüler. Ben biliyorum Sivas davasından kaç sene olmadı, 25 senedir mi, 25 seneye yakın hala yatıyor. Yani mazlum Müslümanlar var, mağdur. Suçu yok adamın, atmışlar içeri yani. Bunların kurtuluşu için çok dua edelim. Ve özellikle İslam coğrafyalarındaki Müslümanların kurtuluşu için berat gelir de özel dua edelim. Yani bunun için tavaf yapılmaz. Dua yapılır yani. Tavafı yaparsın, peşine dua kabul oluyor makam-ı İbrahim'in arkasında. %100 orada dua yaparsın. Yani hani ben şu iş olsun diye tavaf yaptım falan, öyle bir şey olmaz. Tavaf ancak Allah rızası için yapılır. Yapıldıktan sonra birine hediye edilebilir. Biter. Bittikten duasını, ya Rabbi bu tavaftan az duanın cevabı, işte ölüye de hediye edilir, diriye de hediye edilir. Yani hayatta olan birine de edilir. Sen yani eksileceğini de göze al canım şimdi. Allah Allah, hediye ediyorsun da muhafaza kadar. Eksileceğini de göze al da eksilmez inşallah. Ve ben olsam birine verirken öbürüne veremem yani. Allah fazluk eden sahibi seni de eksik etmez diye düşün, düşünelim, ümitlenelim ama ya o kadar cömert Allah vermeyecek. Sen yani sen ki hediye ediyorsun fakir iken, muhtaç iken, Mevla zengin iken seni de eksik etmez. 50 tavaf hücresinden herhalde oradan eksilir mi? Ha 50 tavaf yani Allah rızası için 50 tavaf yapılıyor. Başka birine hediye ettiğin şey de Allah rızası için yapılan bir tavaftır. Tavaf şahsa yapılmıyor ki. Yani tavafı yaparken ben falan için tavaf yapıyorum denmez. Sen Allah rızası için tavafa niyet eder. Tavaf biter. Bitince duasında sevabını hediye edebilirsin. Baştan öyle şu adam, bu kişi, şu... Hiç kimseyi tavafın başında anmayın. Tavaf bitince duadan hediye edin. Ondan sonra tavaf sonrasında dua edin veya tavafta edin. Tavafta yapılan dualar reddolmaz. Tavaf alanında yapılan dualar reddolmaz tavaftayken. Efendim yalvaralım Müslümanların kurtuluşu için. Yani hakikaten insan, milyonlarca Müslüman şu anda evsiz, yurtsuz, muhacir, mücahit, malları, canları, çoluklar, çocukları, ırzları, her şeyleri telef olmuş, telef olma tehlikesi altında dururken biz böyle rahat rahat geliyoruz, gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra tavaf ediyoruz, sahi ediyoruz falan. İnsan da utanıyor Allah'tan yani. Mahcup da oluyoruz yani. Çünkü biz Allah'ın Celle Celaluhu çok iyi bir kulları değiliz ben şahsen. Yani ben bunu hak eden bir kul olarak, yani bu insanlar ne günahları vardı da bu kadar büyük musibetlere düştüler de ben onlardan daha mı faziletliyim de benim efendim nimetim böyle rahatlığım var. Bunu düşünürsen çok utanmak icap ediyor. Hayat mevcut. Bu sefer diyorsun ya Rabbi kaderine sual olmaz, hikmetine sual olmaz. Fazl-ı kerem sahibisin. Biz bilmiyoruz niye bize bunu nasip etti. Bir iyiliğimizden değil, senin iyiliğinden bu. Ama bir kardeşlerimize mahrumdur. Ne olur onlara da nasip et. Onları da azat et. Onlara da hürriyet ver. Onları da hapislerden halas et. Vatanlarına selmen galmen iad et. Bu hususta çok dua lazım. Bunu da Allah Celle Celaluhu hepimize hatırlatsın. Nefsimizi önce tabii duadan önce kendini affetmen isteniyor. Önce kendin için dua yapmak sünnettir. Ama kendimiz için dua yaptıktan sonra böyle açıla açıla anne babaya, oradan yakınlara, eşlere, çocuklara, oradan ağrı dua bütün ümmeti kaplaması lazım. Ve özellikle mazlum, zulme uğramış Müslümanların halası için, muhacirlerin vatanlarına selamette rücuğu için bunlara özel niyet tutarsınız inşallah. Mevla da sen kardeşlerini unutmadın, sen Müslümanlara dua ettin diye seni de kabul eder, sana da rahmet eder, sana da lütfeder. Zengin Allah'ımız Celle Celaluhu. Ama sadece kendini düşünenleri Mevla sevmez. Mutlaka Müslümanları ortak edenleri sever.
Bu zaten hepimizde bu şuur olması gerekiyor. Ama telaştan unutmayalım diye ben hatırlatıyorum. İnşallah Rahman. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu teala Basra'da bulunuyordu biliyorsunuz. Onun Mekke'de bir ahiret kardeşi vardı. Bir rivayet adı Abdurrahman, bir rivayet adı Abdurrahim Er-Ramadi diye hatırlıyorum da. Bu zat efendim ahiret kardeşi olmuş Hasan-ı Basri Efendimizle. Herhalde Yemenli aslında. Evet, Er-Ramadi. Sonra Mekke'den çıkmak istemiş. O kadar da ibadet yapan bir zatmış ki, yani bu iş, bu adam ne iş yapar? Sorarlarsa, bu Abdurrahman Er-Ramadi Hazretleri yani, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ahiretliği yani, düşünsene. Şeye bak, kaliteye bak, seviyeye bak yani. Tabi'in tabakası. Ki Hasan-ı Basri de herkesi kabul eder mi radıyallahu anh. Bu zat o kadar ibadet edermiş ki işi sadece ibadet. Hani hepimize işimizi soruyorlar ya, hiçbir tane ibadet diyebilenimiz çıkmaz yani. Bak şu anda 2 milyara yakın Müslüman var. İşiniz ne? İbadet. Diyebilecek bir kişi yok. Ama ben zaten farzları kılıyorum. Bu işim ibadet. Onu demiyoruz. Hiç işi yok. Hiç. Çalışması yok, kazanması yok, harcaması yok. Artık yemesi içmesi ölmeyecek kadardır bunların zaten. Devamlı oruç. İftarda bir hurma zor yerler. İşiniz ne? İbadet. Bütün insanlara sorsam bu zat ne iş yapar? Ne yapar ya? İbadet. Sırf ibadet. Bu da mübarek zat Yemen'e gitmek istemiş. Geri dönmek istemiş Mekke'de. Hasan Basri Hazretleri çok üzülmüş buna. Oradan mektup yazmış. Bu risale o zata sebep yazılmış. Başına çok ayet-i kerimeler almış Mekke hakkında bütün ayetler. Şimdi onlar çoğunuz bilirsiniz. Bir hafta duymuşsunuz. Bu zaten mektup yazmış. Ben senin Mekke'den Yemen'e döneceğini işittim. Sakın yani ben senin ahiretliğin olarak sana bildiriyorum ki sakın Mekke'den ayrılma. Orada yaptığın ibadet hiçbir yerde yapamazsın. Oradaki katlama, zafe, muzafe katlamaları da hiçbir yerde alamazsın. Diye bir, bu mealde bir mektup yazmış. Tabi bunu ben inşallah Harameyn Ziyaretleri diye bir kitap hazırlıyorum da dua edin benim kitaplarım bitsin inşallah. Orada çok topladım. Bu tabi buradan da almış oluyoruz. Ama Mekke ile ilgili yazılan bütün kitaplarda Hasan-ı Basri Hazretleri bu risalesinden alıntı yapar yani. Mutlaka. Çünkü ilk kaynaklardan. Şimdi buyuruyor ki ben sana diyor şu kadar ayet zikrettim. Şimdi de hadis-i şerifleri zikrediyorum diyor. Hadis-i şerifte buyuruyor hayru beldet alâ vecil ardu ehabbu alâllâhi teâlâ Mekke diyor. Yeryüzünde bulunan şehirlerin en hayırlısı ve Allah-u Teala'nın en sevdiği yani şu bulunduğumuz Mekke'den dünyada daha sevdiği bir yer yok. He? Türkiye, İstanbul, sizin yayla. He? Bizim yayla da yok. Sizin yine yayla da var. Ondan sonra ne bileyim? Efendim, Müslüman yurtları, gavur yurtları, dünyanın ne merkezleri var değil mi? Ne işlek yerleri var, ne efendim her şeyin, her şehrin, her merkezin bir özelliği var. Birisi şu bakımdan, bir yer şu bu bakımdan. Bir yerde borsa, bir yerde işte efendim para işi dönüyor, bir yerde efendim spor, bir yerde güzellik, tatil, turizm, her şeyin bir yeri var. Ama Allah Teala hiçbir yeri Mekke kadar sevmiyor. Ve Kabe'yi de nereye koymuş? Bu dağların arasına koymuş. Tabii bu seçim hakkı Allah'a aittir. Neye göre bunu seçti diye hikmetinden şu an olmaz.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ وَيَخْتَارُ Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Burası Allah'ın civarıdır. Yani civar demek komşuluk demektir. Kâbe onun evi ise, içine hiçbir zaman girmediyse de, tecelli yapmışsa, sizin eve yakın olana ne diyorsunuz? He? Allah'ın evine yakın olana ne oluyor o zaman? Allah Teala ile civarı var. Civar, Arapçada cav, civar, aynı zamanda da korunmadan gelir. Civar, muhafaza manasına geliyor, lügat anlamında. Sen Allah'ın civarındasın. Civarındasın çünkü Allah Teala mekandan münezzehtir. Ama tecelli, dünyada tek tecelligahı olan Beyt-i Şerif'i var. Yani en büyük tecelli, ilk tecelli. Yeri Kabe. Bütün tecelliler önce Kabe'ye gelir. Bütün feyizler önce Kabe'ye gelir. Bütün nurlar önce Kabe'ye yağar. Bütün rüzgarlar da önce Kabe'ye gelir. Rüzgarlar tavafını yapar. Ondan sonra şarka gidecek, garba gidecek. O rüzgar görevlendirilir. Bugün Rusya'da, Moskova'da esen rüzgar burada tavaf etmeden gidemez. Bütün rüzgarlar Mekke'den geçer. Bütün melekler önce Mekke'ye iner. Bütün görevli melekler Kabe'ye iner. Ondan sonra buradan vazifeye gider. Dolayısıyla Mevla'nın civarı olmuş oluyor. Yani onun himaye alanı olmuş oluyor. Koruma alanı olmuş oluyor. Şimdi bu civara giren, bu hareme giren emin oluyor. Ne demek emin oluyor? İşte maddi saldırılardan vesaireden fıkha göre. Ama manevi tarafından ne oluyor? Azaptan emin oluyor. Ama iman şartı var. İman şart. İmansız hiçbir şey olmuyor. Gavur, Kabe'nin içine sorsan gavuru. Orada ölse cehennemliktir yani. Onda fayda yok. Ama imanı olduktan sonra ne kadar günahı olsa da Mekke'ye gelene burada Allah Teala'nın civarından fayda var. Hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya Rabbi Medine'de ölenlere hakkında ne müjde buyuruyorsun? Mevla buyurdu ki seni onlara şefaatçi ettim. Medine'de ölenler kurtuldu. Müslüman ölenlerden bahsediyor. Ne kadar da günah olsa Medine'de ölmenin avantajı. Sonra dedi ki ya Rabbi Mekke'de ölenlere de bir müjde var mı? Habibim buyurdu. Ehbertuke an civarik fe la tesehni an civari. Ben sana senin komşularının müjdesini söyledim. Sordum söyledim. Benim komşularım sen sorma bile. Benim komşularım ne soruyorsun dedi ben. Yani senin komşularına bu hak varsa benim komşularım ne olmaz yani? Onun için bugün önümüzde biri devrildi, öldü mü bilmiyorum. Tam devrildi, Hacer-i Esved'in önünde devrildi. Biraz morardı etti bir şey de tavafta da duramıyorsun ki. Besmele-i Lazım 7 kere şifası için okudum ama tavafı da tıkayamayız. Arkası geliyor sabah namazından sonra yani. Onun için belki de vefat etmiş ama ne acayip şey ya. Hacer-i Esved'in üstünde altta bütün peygamberler yatıyor yani. Düştü peygamberler üstüne. Adam. Şimdi yani tabii ki Müslümandır buraya geldiğine göre falan. İnsan hıpta ettiği ölümler var yani. Hıpta ettiği ölümler var. Yani ölecek gibi anlaşıyor bu halinden ama. Bilmiyoruz. He? Öldü mü? Allah rahmet etsin kabrını orasını. İşte. Pat diye düştü. Genç de ya. Genç de. Ama Mevla orada yani böyle bir makamda herkese nasip olur mu? Olmaz. Onun için Mevla'nın civarındayız. Korumasındayız. Emniyet alanındayız. Ya. O da sizin civarınızdayız. Ya benim civarımdan ne olur da tam önümde düştü yani mübarek adam. Ben de şimdi bir heves ediyorsun yani. Bir heves ediyorsun. Ölsek burada kalsak. Ama tabii ecelden evvel ölmek yok. Mevla bu niyette olanlara, Ravza'da ölmek isteyenlere, Harem-i Şerif'te, Mekke Harem'de ölmek isteyenlere, dünyanın neresinde ölsen de burayla manevi irtibat kazandırıyor. Mühim olan, ama bazıları da öyle bir korkuyor ki burada ölmekten, ödü kopuyor yani. Bir an evvel memlekete buralarda kalmayayım diyor. Burada öleyim ama şimdi değil. Burada ölmeyeyim şimdi değil. Onu biz asmaça gibi. O tamam şimdi değil bu sene değil derdi. Fakat yani şimdi bazısı da ya işte
Ziyaretime kimse gelmez. Burada taş da koymuyorlar adamın kafasına. İsim de yazmıyorlar. Kim eder, kim tanır? Yahu Mevlam diyor, benim civarımdasın. O sonra anan gelse mezarına ne faydası var? Bütün dünya senin kabrini ziyaret etse ne faydası var? Bizim Türkiye'de öyle mezarlar var. Akın akın ziyarete gidiyorlar. Hiçbir faydaları yok. Aleyhine zararları da var. Şimdi insanlar etrafında sabah kadar nöbet tutsa, sana kabirde ne ferahlığı var? Onun için Rabbim rızası üzere ölmeyi nasip eylesin. Amin. Razı olduğu dostlarının yanında gömülmeyi nasip eylesin. Amin. Yani nerede olsa mezar komşularımızı da Allah hayırlı eylesin ki. Amin. Yani bunda da dünya ahiret fayda var. Rivayetten dolayı. Yine orada Müsebbahat kitabı çıktı şimdi yeni. Ben gelirken son ilan ettim geldim. Orada Kürz İbni Vebera Hazretleri olacak. Öyle hatırladım. İşte Evliyalardan biri Cürcan mezarlığına gitti. Zuhurat keşfi açıldı. Baktı bütün mezardakiler mezarların başında oturmuşlar. Bembeyaz kefenler, yeni taze kefen giymiş. Kefen çok muhtemel. Ahirette kefen yani. Çok böyle bembeyaz, tertemiz kefen. Mezarların başında herkes oturuyor. Demiş ne kalktınız mezar, kıyamet mi koptu? Ne kalktınız böyle? Bir de bu kadar eski ölmüşler, yepyeni kefenler falan. Demiş de Kürz İbni Vebera geliyor. Mevla buyurdu ki o mezarlıkta olanların hepsine af mağfiret, yeni kefen giydirin, karşılamaya çıksınlar. Yani bir velinin olduğu kabirde bulunmak, ona gelen tecelliden azapları kalkar yanındakilerin yani. Bunun gibi bir bidat ehli, bir ehli sünnet düşmanı, bozuk itikadlı bir adam mesela Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Ruhul Beyan tefsirinde de gördüm sonra. Mutezile'den bir işin velisi vardı. Evliya Allah'tan bizatı rüyada gördüler kabrinde. Baktılar ki sakalı saçı bembeyaz olmuş. Tevler Efendi Hazretleri sen sakalın daha ağarmamışken vefat ettin. Kabirden sonra da yani ölümden sonra da ağarmaz. Niye bak saçın sakalın ağırdı? Dedi ki bizim yanımıza Bağdat'ta o. Bağdat'ta çok mühim de bir mezarlık ama işte o bişkin melisiydi oraya gömüşler. Kur'an mahluktur diye. Bişkin melisi dedi ölünce bizim mezarlığa gömüldü. Cehennem ona bir gürledi. Kıyamet koptu zannettik. Hepimiz saçımız sakalımız. Çocuklar ağırdı. Bunu Efendi Hazretleri çok anlatır. Ya, çok eski muteber kitaplarda var. Yani bu olaylar 1200 senelik olay. Onun için iyiden mutlaka dünyada ahirette fayda var. Kötüden mutlaka zarar var. Sakınmak lazım abi ya. İtikadı bozuk adam. Dinlemeyeceksin. Suratını görmeyeceksin yani. Bidat ehli. Bir kere gülsen helak oldun. Bir tolerans tanısan, bir müsamaha yapsan diyor helak oldun. Hoca Abdullah bin Mübarek miydi? Çok büyüklerden birisi. Ne haldesin sordular. Ya sorma dedi. Epeydir Mevla'nın sitemine kaldım. Yani zor kurtuldum. Ki Evliya'nın reislerinden. Niye dedi? Mevla buyurdu ki bana inneke nezar teyyemmen ilaveci mübdede. Ehl-i sünnet itikadına muhalif bidat ehli olan birinin yüzüne şöyle bir gülümsedin sen. Niye gülümsedin? Hala dedi bunun sisteminden kurtulamadım yani. Şimdi millet televizyonlara bunlar çıkıyor, bunların fikirleri millete saçılıyor, herkes bu da bir görüştür, bakalım ne diyor diye dinliyor. Böyle bir müsamaha yok işte bunlar. Ehl-i sünnetten ayrılandan ayrılacaksın abi. Baban olsa ayrılacaksın, anan olsa ayrılacaksın. Bakarsın masrafını görürsün. Çünkü itikattaki farklılık, tamam mı? Ne ırktaki farklılığa benzer, ne renkteki farklılığa benzer. İnanç meselelerindeki ya, adavet, düşmanlık, buğuz, hiç şeye benzemez. İnsan kan davalısını bile bağışlayabilirsin. İnsan kan hakkını helal ediyor. Diyet de almam diyor. Affeden de var, katilini affeden cennete 8 kapıdan çağrılacak diyor. Hadis var. Sana katilini affetme diye bir hadis yok. Affetmeme hakkım var, affetme hakkım var. Cennetin 8 kapısından davet edilecek. Adamlar, bir tanesi her farz namazdan sonra 10 ihlas okuyan, bir tanesi aracını affan katili, babasının katili, katilini affetmiş adam. Mevla da buyuruyor, 8 cennet kapısından gel. Yani bunlar, bak sana ne diyor?
Ama itikadında bozukluk olan bir kimseye müsamaha etmene müsaade yok. Bana ne? Şudur, budur, ahlaklı adam, iyi adam, şu faydası var. Bir defa adam Allah'ın hakkına girmiş. Allah'ın hakkını, sen kendi haklarını bağışlayabilirsin. Allah'ın hakkını sen bağışlayamazsın. Allah'ın hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, sahabenin hakkında, bizim bu şiale ne yapabiliriz? Sahabenin hakkına girmiş yani. Sahabenin hakkına girdiği için biz ona ne yapamayız? Müsamaha edemeyiz. Kendimizle ilgiliz, bana sövmüş saymış. Affedersin. Ama sen mutlaka evvela diyeceksin Allah'ımın hakkı, peygamberimin hakkı, sahabenin hakkı, dostların hakkı. Bunlar önemli. Bizim şahsi şeylerimizden önemli. Bu şuurda olursak Allah Teala bize dostları gibi muamele yapar. Şuursuz işe varsak fazla tavaf, fazla namaz, fazla ibadet para etmez. Çünkü düşmanlarımı severseniz diyor, sizi onlarla haşrederim diyor. Ne kadar günahkar olursanız, ibadetli olursanız onu da onlarla haşrederim. Dostlarımı severseniz sizi onlarla haşrederim. Ne kadar günahkar olursanız yine onlarla haşrederim diyor. El mer'u ma men ahabbe. Kişinin sevdiğiyle beraber olması kadar acayip bir şey yok. Bak aynı ameli işleyenlerle beraber haşrederim demiyor. Sevdikleriyle haşrederim diyor. Onun için düşmanlardan bir dostumuz olmasın inşallah. Dostlardan da bir düşmanımız olmasın. İnşallah. Allah'ım, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve Allah için sevdiklerimize gereken ilgi, alaka, hürmeti ölülerine de dirilene de göstermek ve ahirete de dostlarıyla mahşere gelebilmek müyesser eylesin. Amin. Amin. Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. Duhiyetil ard min Mekke. Bütün toprak Mekke'den döşendi. Femedde Allah-u Teala mütehtiha. Kabe'nin olduğu toprağın altından dünya toprakları uzatıldı bu mübarek toprak. Oradan yani toplu haldeydi. Döşeme buradan başladı. 12 fesümmet ümmel kura, bütün şehirlerin annesi Ümmül Kura, Kur'an-ı Kerim'de de lakabı künyesi olarak geçiyor. Mekke-i Mükerreme bütün şehirlerin annesidir. Ve evvelü cebelin vudan fil ard Ebu Kubeys. Dünyada hiç daha yok idi. Topraklar sularla beraber tabi dörtte üçüsü dörtte biri kara diyoruz. O zamanki şeyi denklemi bilmiyorum. Yani belki şu anda bazı şeyler değişmiş olabilir. İlk yaratıldığına göre ama su fazla olduğu görülüyor. Bu noktada yer çalkalanıyordu. Denizdeki kayık gibi her taraf su olduğu için dağlarla ağırlık olmadığı için ve cibale evdâden kazık olarak dağları koydu Allah Teala ağırlık olsun da topraklar sallanmasın diye. Onun için deprem olduğu zaman hafif bir deprem herkes niye sallanıyoruz ya diyor. Aslında niye sallanmıyoruz demen lazım. Her zaman her dakika sallanıyordu bu toprak. Esası bunun sallanmaktır yani. Ben gemideki gibi ama ne kadar ya biraz gemiye biniyorsun istifra ediyorsun başın dönüyor şudur budur biraz sallansa değil mi? Düşünsene dünyanın devamlı sallandığını. Ne rahatsızlık olur. Bu dağları kazık olarak nimet olarak koydum diyor. Ağırlık yaptım. Ağırlık yapınca dağ sallanmıyor. İstediğim yine sallıyor. İlk koyulan dağ Ebu Kubeys tepesine. Ebu Kubeys şimdiki siz göremiyorsunuz. Saray var ya, kralın sarayı. O sarayın arkasındaki dağ. Onu da onun üstüne yaptılar. Ama taşları görünüyor o şeyden çıkarken. Ecan'dan doğru. Solda zaten o sarayın kenarlarında hep o dağdır. Ebu Kubeys tepesi ilk konulan dağ. وَاَوَّلُ مَطَّعْ بِالْبَيْتْ اَلْمَلَاكِ قَبْلَنْ اِبْرُكَ اللّٰهُ تَعَالَى Adem Aleyhisselatü Vesselam bir elfe ya. Adem Aleyhisselam yaratılmadan 2000 sene evvel şimdi onun için yani Adem Aleyhisselam'dan sonra biz tarihi tutmuşuz. Bir de Adem Aleyhisselam'dan önce var 2000 sene. O zaman cinler vardı. Kabe-i Muazzama vardı. Bu Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu makam ilk olarak melekler tarafından tavaf edilmiştir. Sonra Adem Aleyhisselam işte yaratıldı, cennette kaldı 500-600 sene. Dünyaya bayağı yaşlı geldi yani. Ondan sonra Havva annemiz Cidde'ye buraya yakına indirdi. Adem Aleyhisselam Serendib'e, Hindistan'ın
ucunda. Sonra Arafat'ta buluşmaları var. Sonra Allah Teala ona vahyetti. Dedi arşın, meleklerin arşta tavafını seyrediyordum cennetteyken, onu çok özledim dedi. Evladı tabi arşa bir daha çıkartmayınca dedi o zaman burada benim bir evim var. Yani Adem Aleyhisselam'a tayin etmedi onu. Ben meleklere yaptırdım binasını. Fakat sen bunu tamir et, temellerini yükselt ve burayı tavaf et. Nasıl ki meleklerim arşıma sığınmış, dünyada da günah işleyen kullarım affolmak için, belalardan kurtulmak için, azabından emin olmak için buraya sığınsınlar. Ve Adem Aleyhisselam tavaf etti. Adem Aleyhisselam tavafını yapınca sonra menasiki Mevla beyan etti işte. Arafat vakfe vesaire hepsini yaptı. Ondan sonra melekler geldiler dediler ey Adem haccın mebrur olsun. Yani kabul olsun. Biz senden 2000 sene evvel Kabe'yi tavaf etmiştik dediler. Yani bu iş 2000 senedir devam ediyor. E sen bunu ilk ben yaptım zannetme demek istediler yani. Ve mâ min melekin yekâzûllâhu teâlâ mines semâ ile lafî hâcetî. Allah gökten yere melek indiriyor. Ne kadar? Sayısını kendi bilir. Niçin indiriyor? Bir hacet için indiriyor. Deprem için indiriyor, rüzgar için indiriyor, yel için indiriyor, sel için indiriyor, yağmurlarla indiriyor, karla indiriyor. Bütün alemlerin yönetimini Mevla melekler eliyle yapıyor. فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَى İşleri yönetenlere yemin ederim diye melekleri, başka melekleri kastediyor. Ruhaniler de vardır. Evliyalar ruhlar da var. Burada tasarruf sahibi yöneticiler diye ayet-i kerimede bahsediyor. Fahruazi Hazretleri de bu manalarda ruhaniyatı da derç ediyor. Evliya tasarruflarına delil olarak. Hangi bir melek gökten bir hacet inerse illa tesevvüf tahtil arş. Mutlaka arşın altında gusül alıyor. Arş-ı Rahman yedi kat semanın kürsünün de fevkinde orada gusül alıyor. Sonra ben kazda mührime ihrama niyet ediyor. Arştan ihrama giriyor. Öyle yere iniyor. İhramla beraber ya bizim gibi illa onların ihramında beyaz elbise giymek diye bir şey olmayabilir. Çünkü onlar nurani varlıklardır. Feyebdeu bi beytillahi teala evvela Kabe-i Muazzama'ya geliyor. Feyebdeu bi usbu'an yedi kere tavaf ediyor. Yani yedi şart diyelim ona biz. Bir tavaf oluyor, yedi kere dönüyor, bir tavaf yapıyor. Tümme yusalli halfel makam rekateyn. Sonra makam İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılıyor. Şey, Berat gecesi çok melekler iner. Ne kadar melekler iner, hele Kadir gecesi, Allah Allah. Kadir gecesi ayet var, tenezzelül melâketur ruh. Tüm melekler iniyor. E inenler de evvela Kabe'ye iniyor. E Rekaip gecesinde Bursa'daki sohbette o hadisi okuduk. Recep'in ilk cuma gecesinde ne oluyor? Yine gecenin üçte, son üçte birinde ama. Son üçte birinde melekler iniyorlar. Sancağı Kabe'nin üstüne dikiyorlar. Ve bütün melekler Kabe ve Havas'a toplanıyorlar diye orada sohbette konuşuyoruz o hadis-i şerifi. Böyle mübarek gecelerde özel iniyorlar. İki rekatta namaz kılıyor. Şimdi makam İbrahim'in arkasında namaz kılanlar mutlaka meleklerle beraber kılıyor. Çünkü hiç melek inmeden olur mu? Bütün işleri melekler görüyor. Dünyanın neresinde şu milyarlarca vazife var. Bu melekler de birlikte kılıyoruz inşallah. Denk geliyoruz inşallah. E makam İbrahim'in arkasında kılıyorsan mutlaka denk geliyorsun demektir. Tümme yamzul haceti ve vaprosel. Sonra o melek işine gidiyor. Ne demek? Hangi vazifeyle gönderildiyse artık bir tarafımı sallayacak. Efendim üzerinde sel mi yapacak? Yel mi yapacak? Bereket mi indirecek? Efendim, hayırlı rüzgar mı estirecek? Şerli rüzgar mı estirecek? Hepsinin görevi var. Ve küllü nebiyyin minel enbiya aleyhissalatü vesselam. Peygamberlerden her biri İzâ kezzebe o kavmu kharacem min beyni azhurim la Mekke'te. Hud aleyhisselam, gerçi o Yemen'de olduğuna dair rivayetler daha kuvvetli Hazreti Ali Efendimiz'den ama buradaki rivayette de o geçiyor. Yani Hud aleyhisselam burada olduğu geçiyor. Diğer bütün peygamberler, kavimleri onları tekzip etti, inkar etti.
Ondan sonra azabı hak ettiler. Mevla Teala da o peygambere çıkma müsaadesi veriyor ya. Sen ayrıl artık, azap geliyor. Bir tek Yunus Aleyhisselam işte işaret aldı, sarahaten vahiy gelmeden çıktı işte. Onun için balın karnına düşme meselesi oldu. Geri kalan peygamberler açık vahiy gelmeden gitmediler. Açık vahiy gelince ki azap geldi artık, bu gece bunlar sabaha çıkmaz. Veyahut da işte ekseri gecedir. Bazen de gündüz kuşluk vakti de olduğu azaplar var. Sen efendim çıkabilirsin. O peygamber artık hanımı Müslümansa hanımını alıyor. Çocuklarından kaç tane Müslüman varsa, bütün hepsi Müslüman değil. Müslüman olan bazısının hepsi Müslümandır. Bazısının efendim bir hanımı Müslüman, Nuh Aleyhisselam, bir hanımı Müslüman değil mesela. Ondan sonra bir oğlu Müslüman değil mesela. Bunun gibi Müslüman olanlar helaktan kurtuluyor. Onları da beraber alıp nereye çıkar? Mekke'ye çıkar. Bütün peygamberler, ümmetleri helak olmuş, kavimleri, kabileleri helak olmuş. Bu peygamberler nereye gelmişler? Mekke'ye gelmişler. Ve mâ min nebine râbe min ümmeti illâ râbe ilâ men. Hangi peygamber ümmeti helak olsa, helak olduysa buraya gelmiş. Hangisinin de ümmeti helak olmadı da o peygambere Mevla kaçma müsaadesi verdi. Hicret müsaadesi verdi. Hani şu ümmeti de duruyor ama. Öyle de olan var. Hicret yani çıkış müsaadesi verdiğini de onlar da nereye gelmişler? Onlar da Mekke'ye gelmişler. Fe'abedallâhe be'andel Kâbe. Kâbe'nin yanında hepsi Allah'a ibadet etmişler. Çünkü ümmeti gitti. Peygamberin daha var 50 sene ömrü, 10 sene, 20 sene, 50 sene neyse. Artık ümmeti yok. Çünkü eski peygamberler kime gönderiliyorlardı? Özel ümmetlerine gönderiliyorlardı. Bu cihan şumul olmadığından bütün insanlarla ilgili vazifesi yok. Kânen nebiyyü ba'zülâ kavmi khâssâ ve bu'ûzûlen nâs âmmâ. Her nebi özel gönderiliyordu. Ben insanlara umumlu gönderildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetelli âlemin olmasının farkı. 13'ün ümmetine vaaz edecek adamı kalmamış. Emir bin Varif yapacak adamı kalmamış. Ne yapacak? Mevla bunu benim evim Mekke'de. Tabii o zaman peygamberlere mutlaka melekler eşlik ediyor, yol gösteriyorlar. Mekke'yi nereden bulacak? Nereden bulacak? Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin vahiyle mükellefi. Onlara yollarını gösteriyor, onları irşad ediyor. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Hepsi Mekke'yi gelip buluyor. Hatta teavliyakîn ve ölmevd. Ölüm gelene kadar Kabe'de ibadet etmiş. Bütün peygamberler son nefeslerini Kabe'de vermiştir. Dolayısıyla ve inne havlel Kabe'ti, Kabe'nin etrafında var kabra selâsmiyet nebiyyin, 300 peygamber mezarı var. Kabe'nin etrafında 300 peygamber. Biz bir peygamber için Fizan'ı ziyarete gideriz yani. Zaten Kabe-i Muazzama'nın mukaddesliğinin, kutsallığın en büyük alametlerinden veyahut da işte sebeplerinden biri de peygamberlerin kabirleri de var. Çünkü ondan dolayı bereket hülûl ediyor. وَمَا بَيْنَ رُبْنِ الْيَمَانِيِ وَرُبْنِ الْاَسْفَدِ قَبْرُ سَبْعِينَ نَبِيَّ. Şimdi Hacer-i Esved ile Rukn-i Yemani arası. Rukn-i Yemani Hacer-i Esved'den evvelki köşe, Yemen tarafına baktığı için Yemani buyurulmuş. Orada çok önemlidir. Orada dualar %100 kabul oluyor. Cebrail Aleyhisselam orada duruyor, dualara amin diyor. Devamlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben Rukn-i Yemani'ye ne zaman uğradım? Cibril'i orada gördüm. Dualara amin diyor. Rukn-i Yemani onun için istilam ediliyor. Diğer iki rükün köşe istilam edilmiyor. Rukn-i Yemani de istilam ediliyor. Öpmek de sünnette var. Hacer-i Esved'de öpmek daha kuvvetli sünnet, tabi oraya da girilemiyor şeyden, izdihamdan. Ama Rukn-i Yemani de öpülebilir. El sürükten sonra öpülebilir. Sünnette de var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öptüğü de var. Bazıları o rivati görmemişler, onun için öpmek sünnette yok diyorlar. Daha biraz zaten kafadadır. Ama öpmek sünnette var. Ben İbn-i Ebi Şeybe mesela kaynaklarda gördüm yani. Rukn-i Yemani ile Hacer-i Esved'in arasında 70 peygamberin mezarı var. 70 peygamberin mezarı var. Biz peygamberler üzerinden geçiyoruz. Kabre basmak haram. Kabri çiğnemek haram. Ama öyle bir
kutsal vazife öyle bir ibadet taat ki o peygamber de ondan memnun. Çünkü Allah Teala'nın evi tavaf edildiği için ibadet edilmiş oluyor. İbadet edildiği için onlara bir hakaret olmuş oluyor haşa. 70 peygamber orada var. Sonra Hacer-i Esved'le Makam-ı İbrahim'e doğru 70 peygamber kavramı. Hacer-i Esved Makam-ı İbrahim arasına doğru. Oradan efendim Zemzem'e doğru var. Toplarsan 300 diyor. Ancak bu Hacer-i Esved'le Rübni Yemani'de olan 70 peygamberin kabri küllür katelevmül cüvel kumbel. Bu peygamberler neden ölmüşler? Efendim ecelleri 70 peygamberin de eceli açlık yüzünden olmuş. Yiyecek bir şey bulamamışlar, açlıktan ölmüşler. Bir de bit musallat olmuş. Kummet bit. Açlıktan ve bitten gözlerini açamamışlar. O vaziyette mübarekler vefat etmişler. Hepsi peygamber. Allah indinde bütün evliyayı toplasan bir peygamberin zerresi etmez. Bir peygamberin zerresi etmez. Bütün evliyayı toplasan. O peygamber yemek bulamamışlar. 70 peygamberin de 70 aynı anda aynı günde olmayabilir ama sebepleri aynı. Açlıktan ölmüşler. Şimdi bunu duyduğun zaman biz de tokluktan öleceğiz. Aşırı yemekten öleceğiz. Bu kadar imkan bulur. Şimdi bize Allah'ın bu verdiği nimetler biz bunu hak ettiğimizden mi? İyi adam olduğumuzdan mı? Faziletimiz olduğundan mı? Demek ki dünya o kadar değersiz. Bunun yemesi, içmesi, süsleri, zevkleri, keyifleri o kadar değersiz ki peygamberlerine onları yakıştıramamış yani. Yakıştırmamış. Onları aç bırakmış yani. Neden? Siz ahiret adamısınız. Dünyanın tokluğunun bir fazileti yok. Sizi, açlık size iftihar vesilesine buyurmuş. Bizde olsa şimdi adam ya bu adam da ne bereketsiz adam, ne bozuk adam ya. Yemeğe ekmeği yok. Diye bir adama hakaret ederiz yani. Ne biliyorsun niye yani? Adamın Allah'la arası iyiyse, yemeğe ekmeği yok olsa itibarsız olmaz ki. İtibar ibadetledir, takva iledir. Ama bizim nazarımızda öyle değil. Biz de mal ile, para ile, pul ile, şöhretle, neyse, ye kür kümge meselesi. Kılığın kıyafetini bile dağınık peşmurda görsen, yanaştırmayın şunu şuraya ya. Dilenci midir, nedir falan. Yani böyle yanlışlar, o arada melek oluyor, Hızır Aleyhisselam geliyor, adam belayı buluyor, ondan sonra bir de bakıyorsun, kendisi sürünüyor. Niye Allah'ın kullarına hakaret et? Aç diye, fakir diye, akır diye. Onlara çok itibar et. Ya şimdi hakikaten bit meselesi çok ilginç ya. Adama bitli derler yani. Bitli birini sen efendim şey. Hiç bu Allah'ın mübarek kulu olabilir mi dersin yani tahminen. Ama bak bizim kıstaslar bizim ölçülerin hiçbiri tutmuyor. İslamiyet bizim ölçülere göre değil. Hiç zahire itibar etmiyor. Ona bakarsan hayvanların karnı doyuyor, peygamberler açlıktan ölüyor ya. Hayvanların karnı doyuyor ya. Mevla peygamberini yedirecek bir şey bulamadı. Ama onların şerefinden bu. Size dünyada topluk vermeyecek kadar şereflisiniz benim nazarımda Mevla buyuruyor. Sizi doyurmayacağım kadar şereflisiniz. Çünkü de dünya çok şerefsiz bir meta. Bunu anlayabilsek şimdi o peygamberlere tabi okumak lazım. Yasin-i Şerif okusa bir insan dese ki her gece veya neyse işte bir ömrede bir kere de olsa en azından olmadı Yasin okuyamaz. Fatiha okur falan. Üçün taş okur. Ya Rabbi bu Kabe'nin etrafındaki peygamberlerin ruhlarına hediye ettim dese çok güzel bir şey olur değil mi? Ben de buna yeni uyandım yani. Geçen sene ne uyandım bu işe. Okumakta çok fayda var. Çünkü onlardan şefaat kazanırız inşallah rahman. Onların civarında bulunuyoruz. Ve kabr-ı İsmail ve ümmi Hacer'a sallallahu aleyhi ve selleme İsmail aleyhisselamla annesi Hacer validemizin kabirleri nerede? Fil hizri tahtel mizan. Altın oluğun hemen altında.
Hatta bir kazıda, geçenlerde bir kazıda, orada tamiratta falan yeşil bir şey çıkmış, çok eski bir taş. Hiç açmadılar tabii, üzerini kapattılar. Altın oluğun altında, o yuvarlak daire olan, Kabe'nin altın oluğun arkasında, o dairenin içinde. Fakat Kabe'ye bitişik vaziyettedirler. İkisinin de kabri şerifleri. Ne büyük iş ya. Onlar üzerinde namaz kılıyoruz. Onlar üzerinde tavaf yapıyoruz. İşte bir hatımın içinden tavaf olmuyor ama namaz kılıyoruz. Şimdi bu abiler geliyorlar, camileri patlatıyorlar. Türbeleri bak, niye camide türbe var? Kabir var, kabir olduğu için şirk olur, namaz olmaz diye. İsmail'e sen üzerine secde ediyoruz. Hazreti Validem üzerinde, bir de kabrin üzerine secde ediyoruz. Orada namaz kılıyoruz. Ve tavaf alanında hepsinin üstüne secde ediyoruz. Tavafı da bırak, üstüne secde ediyoruz. Mesele nedir? Niyettir. Şirkle bunun ne alakası var? Mevlana elbette söyle. Ama başka zamanda gidip de bir kabrin üstüne, evliyanın kabrine secde edilir mi? Edilmez. Ziyaret edilir mi? Edilir. Yüzü hürmet ne istenir? İşte bunların delilleri kafadan çökmüş vaziyette. Şimdi kabir, Kabe, çünkü kabir. Ve kabru Nuhin ve Hudin ve Şuaybin ve Salihin sallallahu aleyhi ve sellem alim ve selleme fîmâ beyne zemzeme vel makam. Nuh aleyhisselam Cizre'de biliyoruz. Orada ziyaret ettim. Fakat makamdır. Nuh aleyhisselamın kabri, Hud aleyhisselamın kabri, Şuayb aleyhisselamı ziyaret ettim Ürdün'de. Evet makamdır. Şuayb aleyhisselamın kabri ve Salihin, Salih aleyhisselamın kabri. Zemzem ile makam-ı İbrahim arasında. Zemzem şimdi yerini kaybettiler. Yani biraz daha Hacer-i Esved nizasında aşağıdaydı. Makam-ı İbrahim de o arada. Bu bunca peygamberlerin kabri. Adem aleyhisselam Ebu Kubeys Dağı'nda bir mağaradadır. Lakin hepsi rivayetlerde Mescid-i Kayıf'tadır. Mescid-i Kayıf Mina'dadır. Çok faziletli bir mescittir. Onu da ziyaret edilmesine sevap var ama ziyarete açık değil. Hac zamanında açılır. Ancak kapısına gitsen kapısına gereken kılarsın. Kapısı müsait oluyor. Orada da 70 peygamberin kabri vardır. Ve Adem Aleyhisselam'ın kabri de Mescid-i Kayf'ın içindedir yani. En kuvvetli var böyledir. Onun için Mescid-i Kayf acayip bir mescid. Allah Allah. Kabe'den sonra ziyaret edilecek en önemli mescitlerdendir. Fakat Mescid-i Kayf'ın esamesi yok yani. Kimse de bunu konuşmuyor, duyurmuyor. Hakkında rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu zaman her hafta ziyaretine gider. Yani hac ve umret, umrede zaten oralarda vazife yok. Haccın dışında konuşuyoruz. Hacda zaten tabi izdiham oluyor, kalabalık oluyor ama Efendimiz Hazretleri bizi oraya götürmüştü 81 senesinde. Dedi Mescid-i Kayf'ta kılalım cuma namazı. Mescid-i Kayf'ta bir şey bilmiyor o zaman. Cuma'yı orada kıldık yani. Şimdi daha bakımlı, güzel yapılmış. O zamanlar böyle değildi belki ama birçok peygamber de Mescid-i Kayıf'tadır. Daha birçok burada ağaçlar tarif ediliyor. Sahih hadislerde Ebu Davud'da şu ağacın altında bir peygamberin kabri. Mekke hep böyle. Mekke hep böyle. Bütün peygamberler buraya gelmişler. Ruhul Beyan tefsirinde mesela Sa'y alanında yani Safa ile Merve arasında ilginçtir. 70 bin peygamberin kabri olmuş. Ruhul Meyan'da bu geçiyor. Orada da sağ yapıyoruz. Yani ne acayip bir şey ki hele bu sahin manası tamamen Hacer Validemizin meselesini insan düşündüğü zaman ne ihlaslıymış ki bir de gurbette olması, bir de işte vatandan uzak, eşinden uzak, İbrahim Aleyhisselam bıraktı gitti, çocuk susuzluktan ölecek falan bir yardım geliyor işte Allah darlanınca yardımı gönderir. Onun için orada insan yardım istemesi lazım. Dua derken, eşi direklerin arasında koştururken Ya Rabbi burada Hacer Validemiz bittim tükendim derken medet imdad eyledin. Ben de bu kadar derdim var. Bana da yetiş Ya Rabbi diye. Yani sahide de bu ruhu, bu şuuru temin edebilmek meselesi. Efendim Allah Teala'nın ne hatırlı kulları var. Onların yaptıkları amelleri bütün ümmetlere mahşere kadar ibadet, vazife, vacip yapmış. Vacip. Sahi vacip yani. Bu ihlas nasıl bir şey? Acaba demiş soylu değil diyeceğim ama soyluların soylusu yani.
Hani ki Sare validemiz soylu. Ama soya şeye bakmıyor işte. Sare validemiz de çok kıymetli anamız ama Sinan Hacı validemiz Kıpti efendim bir cariye. Hem de kimin cariyesi yani? Firavun'un, Nemrut'un, Firavun'un Mısır hükümdarının cariye vermiş İbrahim Aleyhisselam. Tabi o bir mucize zuhur ettiğinde. Hacer validemiz nasıl bu ihlası elde etmiş? Bu onda içinde var. Sanki İbrahim Aleyhisselam onun ayağına getirilmiş yani. O ona verilecek ama onun içinde bir ihlas var. Ondan sonra şu anda bütün dünyadaki dönen dolap nereden dönüyor? Yahudilerle Araplar arasında. Araplar derken Müslümanlar olarak biz de oraya giriyoruz. Dık manası da olmasan da Yahudi-Arap kavgası. Bütün Yahudi-Arap kavgası yani bu işin yani İshak oğullarıyla, Yakup oğullarıyla, İsmail oğulları. Bunlar amca oğulları. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bir oğlu İshak Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam geliyor. Bütün Beni İsrail oradan geliyor. İsmail Aleyhisselam'dan da hiç peygamber gelmiyor. 200 bin peygambere yakın bütün peygamberler İshak Aleyhisselam'dan geliyor. Bütün peygamberler. Ve Cehalâ fî zürriyeti nübüvvete vel kitâb. İsmail Aleyhisselam'ın da İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsmail Aleyhisselam'da şey tıkanmış. Nübüvvet tıkanmış. Hiç peygamber gelmemesi çok ilginç. Yani İsmail Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar en az 3000 sene. Bir peygamber gelmiyor. Ama İsmail Aleyhisselam çok büyük peygamber. Ezgur fi kitab-ı İsmail innehu kâne sâdikal vâdi ve kâne rasûle nebî. Çok sözünde duran hem rasûl hem nebî. Yani sade nebî değil, rasûllerden, 313'ten yani. Ama bu İsmail Aleyhisselam'dan hiç gelmiyor. Oradan 200 bine yakın geliyor. Sare validemizin zürriyetinden geliyor. Ama buradan da gelse yine İbrahim Aleyhisselam'ın da yukarıda birleşiyor tabii. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberler ondan sonra ondan gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam itibariyle. Onun için Fatih sırası Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed'in Fatih'i lima uğlika vel khatim lima sebek Salatül Fatih diye salavat kitaplarında yazdım. Hangisinde yazdım? En son düğümleri çözen de mi o? Salavat-ı Şerif'in içinde var hocam. Salavat-ı Şerif'in de var mı? Salatül Fatih'e özel bir lisane küçük hazırlıyorum ona da onda çok faziletler var. Şimdi orada o salavat başka salavata benzemiyor. Dün beni hafta mı nerede birisi gördüm. Tarftan çıkışından. Dedi rüyaya yattım dedi istihareye dedim. Ya Rabbi peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmek için bir de ona işte yakın olmak için veyahut da için görmek için hangi salavat daha şey bunu bana göster diye. Maşallah ne adamlar var ya. Rüyaya yattım dedi bana senin kitabı gösterdiler dedi. Evet. Senin kitapta da dedi Salatül Fatih sırasını gösterdiler dedi. Bununla en yakın olursun. Bütün tabi evliya bunu çok tutmuş. Salatül Fatih. Öyle bir sıra. Bak orada ne mana var. Efendimiz için ne buyuruyor? El Fatih li ma'ulim kitleneni açan. Şimdi biz bunu tabi kitli kapıları, düğümleri çözen, kitlileri açan falan. Esas manası oymuş. Yani İsmail oğullarında kitlenen nübüvveti açan. Efendimiz açtı sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten açtı ve kapadı. El-Fatih-i-Hatif. Hem açıyor hem kapadı. Bir daha da peygamberlik kapısı kapan. Daha da peygamber gelmeyecek. Ama bir gelmiş, bir gelmiş. Şimdi bu sefer yine Hacer validemizin tarafı bu taraf yine 100 bin, 200 bin peygamberler iftihar ederken geliyor burada 3 bin sene, 4 bin sene bir peygamber gibi bir Muhammed Mustafa gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün kefeler aşağı. Terazi alt. Yine bu taraf ağır basıyor. İsmail Aleyhisselam'ın gelen taraf ağır basıyor. Ama bütün mücadele yani ne acayip bir şey. Nübüvvet sizde mi kaldı, bizde mi kaldı, niye oradan geldi, niye bizden gelmedi meselesinden şu anda bu harpler devam ediyor. Kıyamete kadar da bu harpler devam edecek yani. Mevla böyle yaptı bu işi. Mesele işte hakkın yanında durabilmek. Haklının yanında olabilmek. Güçlünün yanında değil. Ha yine de Yahudi güçlü. Yine zahiren güç onda. Maddi güç onda.
Para onda, silah onda, şu onda, bu onda. Ama yine İsmail Aleyhisselam'ın Hacer validemizin ezilmişler tarafı diyelim. Ezilmişler tarafı annemiz İsmail Aleyhisselam'ı almış, kaçmak zorunda kalmış. Hoş yok ocak yok, Mekke'ye gelmiş, sığınmış. Ama Mevla hep buraya özel bir koruma muamele yapmış. Onun için hak üzereyiz elhamdülillah. Allah Celle Şahı Celle Celaluhu. Tabi Mescid-i Aksa binlerce sene mamur olduktan sonra enbiya ile evliya ile Mescid-i Aksa'nın durumu işten acısı. Peygamber kalmamış, içinde velisi kalmamış. İlla ki civarında vardır. Cemaati yok. Yahudinin kontrolü olmadan namaza giremiyorsun, çıkamıyorsun. Ama Allah Teala'nın adeti yükseleni mutlaka bir indirir. Allah Teala'nın adeti, kim bir şey yükseliyorsa kemal zeval işareti mutlaka oraya bir alçaltmaya gidiyor. Bundan dolayı da kıyamete kadar bu Mekke Medine mamur oluyor. Kıyamet yaklaşınca Mekke Medine viran kalacak. Yine Hazreti Mehdi nerede imamlık yapacak? Mescid-i Aksa'da imamlık yapacak. Yine orası mamur olacak son noktada. Çünkü neden? Burada artık yani artık 2000 senelik bir izzet var, itibar var. Mescid-i Aksa da mütabbedül enbiyadır. Oraya da Mevla Teala tecelli ediyor. Ama tabii ora mahzun. Onun da o hüznü giderilecek. Tabii Mekke Medine'nin viranlığını istemeyiz ama artık ahirete iş açılacak. Cennete gideceği için dünyanın son itibariyle Allah bize Mekke'nin, Medine'nin viran olduğunu göstermesin fazla kere. Bize nasip etmesin öyle durumları gör. Allah'ım var. Zor iş. Ama olacak. Şimdi diyorsun ki bu olur mu ya? Bütün dünya buraya akın edilir. 50 senenin, 100 senenin o kadar olayları değiştirme şeyi, etkisi var ki. Bazı bakıyorsun 100 senenin dünyanın her şeyi değiştirdiği sistemi yani. O bakımdan kıyamete yakın bunlar olacak. Ama Rabbimiz Tebareke ve Teala zaten Kabe'yi o zaman kaldıracak. Kabe dünyada kalmayacak yani. Kabe'yi kaldırdı. Nuh Tufan'da da kaldırdı. Kıyamete yakın da kaldıracak. Kur'an'ı da kaldıracak. Kur'an'ı yazmışlar ne sayfalarda kalacak, ne gönüllerde kalacak, ne hafızalarda kalacak. Kulü Allah diyemeyecek kimse. Halbuki hafızlar da var. Kur'an'ı açacaklar, sayfalar bembeyaz bulacaklar. Kim Kur'an'ı açsa hiç yazı yok. Hafızlara, hocalara gidecekler. Onlara diyecekler, siz ezberden bize bir şey söyleyin. Onlar da hatırlamıyorlar bir şey. Hafız mahfuz var ama Kur'an bir anda kaldırılacak. Onlar demek artık taktikten ezberlemişler, tamamen işe dönecek. Bir kişi kulü Allah diyemeyecek. O zaman kelime-i tevhid de kaldırılacak. Çünkü kelime-i tevhid Kur'an'dan ayettir. Kelime-i tevhid de kaldırılınca ne demek? Dünyada bir Müslüman kalmayacak. Bir Müslüman, bir la ilahe illallah diyen kalmayacak. Bu ne demek? Kıyamet kafalarına kopacak demek. Allah'ın bizi de zürriyetimizi de o vakte bırakmasın. Fazl-ı keremiyle ondan evvel iman selametiyle vefat edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Ve ma alâ ve cilâd-ı beldetun ve fedeylâ cemî'ün nebiyyin vel melâike vel mursalîn ecmaîn ve sâlih ibâdillâh min el-i semâvât vel ard vel cin illâ Mekke. Yeryüzünde bir şehir yok ki bütün peygamberler oraya gelsin. Bütün melekler oraya insin. Bütün rasuller orada toplansın. Bütün veliler orada toplansın. Gök ehlinden, yer ehlinden ne kadar salih kul varsa orayı ziyaret etsin. Cinlerin ne kadar salihleri varsa orayı ziyaret etsin. Bu Kudüs'te efendim bir bazı faziletler olabilir Mescid-i Aksa'da, Ravza-i Mutahhara'da fakat Medine'de ama şu şey, şu özellik Mekke'den başka hiçbir yerde yok. Çünkü bütün peygamberler efendim Kudüs'e gitmemiş. Bütün peygamberler Medine'ye gitmemiş. Ama bütün peygamberler Mekke'ye gelmiş. Bütün peygamberler, melekler, bütün melekler Mekke'ye inmiş. Allah. Bütün salih veliler inmiş, cinler. Şimdi onun için hani feyiz diyoruz, siz Türkçe'de ne bileyim, enerji mi diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Yani feyiz denen bir olayda en büyük mesele, mesela bir çilehaneye giriyorsun. Hacı Bayram Veli'nin çilehanesi, Hazreti Mahmud Hüda'nın çilehanesi falan. Biz Bestam'da Beyaz Bestam Hazretleri'nin ibadet yaptığı yere girdik. Yani
Az daha uçacaktık, bırakmadım abi. He, çok Feyiz geldi. Geliyor abi Feyiz, size de gelmiyor mu? Ben sadece bana mı görüyor? Bazı geliyor, herkese gelir daha. Allah'ın kulları değil misiniz? Kalbiniz var. Kalbiniz varsa kalbi olana Feyiz geliyor yani. E kalpsizim diyorsan kalpsizleri, ben şimdi kalp öyle parayla satılmıyor kalp işi. Şimdi Feyiz çok oluyor yani, hepimize de gelir. Bazı yerde Feyiz fazla gelir. Ruhaniyet gelir, sekinet yağar, böyle bir hoşluk olur falan falan. Evliya Allah'ın kalbilerinde çok olur falan. Şimdi bakıyorsun, bir velinin kaderi orada, diyorsun ki Allah Allah, bu veli burada işte 40 sene kalan var, Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşından sonra gökyüzü görmemiş diyelim, 125 yaşına kadar 60 sene yerin altında durduğu işte çilhanesi var falan falan. Bir gidiyorsun bir velinin ibadet ettiği yere, orada acayip bir haz duyuyorsun, feyiz duyuyorsun. Neden? Diyorsun ki bu Allah dostu burada senelerini geçirmiş. Ne çileler çekmiş, çile zaten 40 demek Farsça'da, yani çilehane işte 40 çıkarıyorlar orada. Hep ibadet üzere. İşte orada insan feyizleniyor. Niye fazla feyizleniyor? Şimdi normal camilerde olmayan bir şey, eski camilerde daha feyiz oluyor. Eski camilerde, içinde türbe olan camilerde daha çok feyiz oluyor. Yanda böyle türbe olur. Veyahut da caminin içinde türbe olanlar var. Onlar çok daha feyiz olur. Böyle camdan içeriden bakarsın, böyle ziyaretler var. Ondan sonra çünkü bir Allah dostu yatıyor orada yani. Onun ölüsü dirisi fark etmez. Şimdi ben de şunu diyorum. Ya bu Mekke'yi anlamak için neyi düşünmek lazım? Geçen gün o kafama takılıyor. Yani diyorum, Adem Aleyhisselam'ın gittiği bir yere gideyim desen tavafa gel. İbrahim Aleyhisselam'ın gittiği bir yerde dolanayım desen tavafa gel. Nuh Aleyhisselam gelmiş mi? Gelmiş. Zaten gemiyle de tavaf etmişler. 6 ay denizdeyken tufan çıktı üzerine. Mevla yine Kabe'nin üstünü özel çevirmiş suda. Yine geldi gemiyle tavaf. Ya şimdi bütün Şis Aleyhisselam'ı diyorum, bu kadar 224 bin peygamberin gittiği bir yere gideceğim abi. 224 binin de ayağı değmiş. Geliyorsun yine Mekke'ye yani. Velileri düşünüyorum. İşte Şahnaşma Hazretleri, burada tavaf etmiş. En son en yakın geliyorum. Efendim babayı tanımıyorum. Alaaddin Efendi babamız burada tavaf etmiş. Silsileyi düşünüyorsun. Bütün veliler buraya gelmiş. Ya biz bizim silsile düşünüyoruz. Tabii. Milyonlarca veli. Geçmiş ümmetleri de katarsam milyarlarca salih kul. Hepsi burada. Cebrail Aleyhisselam diyorsun, Rukniye Emaniye gidiyorsun tavafta. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dua diyorsun. Rabbena atina. Cebrail Aleyhisselam amin diyor. Nerede bulacağım ben Cebrail Aleyhisselam'ı ya? Nerede bulacağım? Dünyanın neresinde bulacağım? Bunları düşündüğü zaman insan Mekke'ye bir başka gelir. Bir başka durur, bir başka tadar, bir başka yaşar. Yoksa internet, bilmem ne, resim çek, onu yapın. Ya mübarek, tavafta bilhassa, bu resim işi hiç olacak iş değil yani, tavaf ederken. Tavaf alanında hani çektin tamam da, tavaf ederken bir de sırtını dönüyor, mübarek adam bizi çekeyim diye, ya ters ters tavaf yapıyor. Ya niye böyle yapıyorsun? Anlatamıyorsun bir şey de diyorsun. Yanlış anlıyorlar. Halbuki sen Mevla'nın huzurundasın. Bastığın yerler, bütün peygamberler yatıyor altında ya. Sağa sola bakmamak lazım işte, ne bileyim, bu kadın erkek karışıklığı da çok iyi bir şey değil ama yani Efendi Hazretleri bu işe de bir çare düşünüyorum. Ne yapacak? Mübarek haremin imamına gittik o zaman. Ya işte böyle olsa şöyle olsa, o da dedi Resulullah sana senden beri böyle bir şey, bir şey yapamıyor falan. Ama sahabe-i kiram döneminde falan kadınlar bir ayrı, erkekler böyle de kalabalık izlem yok ama birbirinden ayrı hareket ediyorlar. Şimdi tamamen bu iç içe meselesi. Yani burası harem-i şerif, Mekke haremi. Kalbinden geçende bile sorumluluk var. Gözü döndürmemek lazım abi sağa sola. Gözü sağa sola döndürmemek lazım. Önüne bakacaksın, Kabe'ye bakacaksın. İşte Kabe'de bakarken dikkatli bakacaksın. Kabe'ye bakayım derken onun bunun suratına bakmayacaksın. Erkeklere de bakmayacaksın yani. Erkeğe de bakma, kadına bak. Çünkü neden? Bakıyorsun adamın suratına, ondan sonra bu yıl bir değişik mesela, şurası böyle. Veya kafası bonus falan. Ondan sonra erkeğe bakıyorsun, erkeğe de bakıyorsun şey. Diyorsun ki bu sefer, ulan tipe bak, şekle bak, kafaya bak. Ya kardeşim tavaftasın yani, sana ne adamın kafasının bilmem nesinden. Yani ben demek istediğim, bu Evliyaullah zaten gözü yumma meselesi. Efendi Hazretleri erkeklere vaaz ederken gözünü yumardı yani. Ama neden abi? Çünkü bu bakış
bir düşünce getiriyor yani. Bu düşünce efendim illa bir yere çevriliyor. En nihayetinde sen adama hor baksan, hakir baksan, amma da çirkin diye aklına gelse, bunlar da ne oluyor? Allah'ın kullarına karşı bir hakaret içeriyor. Dolayısıyla büyük bir, şimdi Mekke olduğundan kalpten geçene de sıkıntı var. Bundan dolayı ben yani şöyle düşünüyorum. Ben tabii artık ölene kadar bayağı daha düşüneceğim yani. Geçen senelerime yanıyorum da. Neyse ölene kadar düzelesem ne mutlu bana da. Her sene bir şey düşünüyorum yani. Bu sene de ya suratlara bakmamak. Tamam abi, yolunu görecek kadar kimseye böyle çok bakmıyor. Çünkü sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun, cins cins insanlar var. Her sınıf insanlar var yani. Aklına bir şey gelir, hor görürsün, hakir görürsün, anlıyor musun? Bir de hor gördüğünde evliya çatar, o da var. Kutup olur, gavs olur, o da var. Her güneş doğmadan kutuplardan biri mutlaka tavafta. Her güneş batmadan kutuplardan biri mutlaka tavafta. Gavs zaten Mekke'de duruyor. E şimdi o zaman nasıl oluyor? Bizim Şeyh Efendi'ye biz gaz diyoruz. Bizim Şeyh Efendi İstanbul'da duruyor. Abi onlar gelirler, sen merak etme, senin gibi biletli tarifeli gelmiyorlar. Onlar gelebiliyorlar. Bak özür de hafta gören oluyor onlar. Hafta gören oluyor. Ama mutlaka kutuplardan biri var. Ama yani illa sen onu nasıl zannediyorsun? Etrafında 50 kişi yol mu açacak zannediyorsun yani? Oh bile bakıyorsun. Böyle sadaka verirsin, kabul etmez. Zannedersin ki dilencidir belki de. Boynu bücüktür, efendim sırtı kamburdur. Bir tane ama vardı hocam, üç kere kenara çektiğimiz zaman önümüzde gidiyordum. Üçünde de önümüze geldi tekrar. Allah. Bir daha gelirse dedim müdahale etmedim yani. Yani bu sefer mi? Evet bu hocam, bu tavafta bir şey. Hem bu tavafta diyor Mehmet Emel. Bir ama azat diyor, üç sefer diyor geri şey ettiler. Kenara çekmişler diyor, yani bakıyorum önümüzde bulunuyor diyor. Tekrar ya dedim diyor, dokunmayın etmeyin diyor. Ya amalar var. Efendim ama olabilir tabii, velilerin çok türlü halleri var. En büyük günah bir Allah'ın kulunu hakir görmek. Tipinden, şeklinden, kılığından, kıyafetinden dolayı. Şimdi Mekke hareminde buna sebebiyet vermemek ki insan çok bakınmayacak ya. Müfettiş gibi bir bakınma yeri değil yani. Manevi tarafımızı açar, Allah gözümüzü açsın Fazıl Kerem. Ve ma ala vecil ardı belletun. Yerfeullahi fel hasenetel vahide gayete elf hasene illamet. Dünyada bir toprak yok ki bir hasene, bir sevap bin olsun. Ancak Mekke'de var. Şimdi normal haseneler, yani bir Sübhanallah diyorsun bin yazılıyor. Katlamasız yani. Bire bin, direkt bin. Katlamalar ayrı ihlasına göre. Efendim bile ayağını vardır 1000. Zaten namazlar 100.000. Ve men sallâ veya salat rufa'at lehu 100.000 salat. Bir namaz kılsa işrak namazı 100.000 işrak. Kuşluk namazı 100.000 kuşluk. Öğlenin farzı 100.000 öğlenin farzı. Ve men sâme fiyâ kütübe lehu 100.000. Bir gün oruç yani sıkıntısı var, zorluğu var, zahmeti var. İşte kalbine valbine de sahip olmak daha da zor. Ama katlamaları da böyle. Bir oruç tutsa bir gün 100.000 oruç. 100.000 gün kaç sene der ya? Sen buradaki bir gün orucun senin ömründe tuttuğun bütün oruçlardan kat kat fazla. He? Kaç sene diyor? 100.000 ya, doğru hesap edin. Sıfırları yanlış koymayın. Ve men tesaddaka veya bir dirhem, bir kuruş sadaka verse işte dirhem, şimdiki riyal. Ketiballahu aleyhi ve sellem, niye dirhem sadaka? Allah Teala ne yazıyor? 100.000 dirhem sadaka. 100.000 riyal. 100.000 riyal Türk parası ne diyor? 100.000 mi? 100.000 TL. 110.000 TL. Diyelim. Bir riyal sadaka veriyorsun. Yani eski parayla Türk parası işte 110 milyar. 110 milyar değeri o yani. Değer olarak aynı değer. Şimdi sıfır atmışsın başka. 110 milyar sadaka vermiş olsun bir riyale, bir şu sadakanın ehemmiyetine bak. Yok işte dilenciymiş, değilmiş, hak ediyormuş, etmiyor. Ya seni alakadar etmez o.
Muhtaç gördün, muhtaç istedi. Zaten isteyene verin buyuruyor. Atın üstünde de gelse vardır bir haceti buyuruyor hadis-i şerif. Ahlus sahil ve levci alâ farad. Ve men kateme fiyel Kur'an merrate vahid Allah. Bir kere Kur'an'ı katmedebilse. Şimdi biraz az kalıyoruz, işler çok oluyoruz. Eskiden biraz daha rahat kalıyorduk. Harç zamanlarında çok kaldırmış oluyorduk falan. Ama adamlar bir gecede ediyor hatim ya tavaftan. Ya o velilerin durumu öyle. Üç hatim yapıyormuş tavaftan. Günlük. Biz nasıl bir şey ya? Ama işte kardeşim senin gibi bir saat yemek yemiyor. Yarım saat tuvalete girmiyor. Şimdi yemek, su, uykuyu artırıyor. Uyku ihtiyacı artıyor. Sonra sepet kafayla kalkıyorsun sersem. Sonra bir de kahve içeyim, çay içeyim çünkü kafan yerine gelmiyor ki. Yarım saatte bir saat ayıkıyorsun bilmem ne. Oho senin gemi kalkana kadar teheccüd geçti ya. Ama öyleyiz. Ben öyle kafamız salahana gibi. Bu yemek işi yani fazlalaştıkça adamı sağlıklaştırmıyor. Hastalaştırıyor ve ağırlaştırıyor. Ve lakin kurtulamıyoruz bu işten. Kurtulamıyoruz. Üç hurma neyine yetmiyor ya? Üç hurma alemle savaşa gidiyormuş. Üç hurma mesela ne kadar kuvvetli. Acbe. Çok çok kalori var hurmada mı mesela. Ondan sonra çok abdestte de tutmaz adamı yani. Şimdi bizim yediklerimiz tabii 40 çeşit. De bu açık büfeler bilmem neler Allah Allah. Yani ne kadar az görürsen o kadar az yiyorsun. De görüp de yememek daha büyük bir azimet işi. Ama ibadette güçlenmek istiyorsan çok yiyip de kuvvet olsun zannetme yani. Çok yedikçe zafiyet olur ibadette. Orta şey, yani Efendi Hazretleri mesela iki tabaktan geldi. Üçüncü tabak yalvarırlar diye kalır. Efendim sizin için yaptık. Eve girilmiyor, ayağımızı basamıyoruz ya sofradan. O kadar yemek yapmışlar. Ya niye bu kadar yemek yapmış? Ben Allah'la sözleşmem var derdi. İki tabak. İki tabak denmişse bir çorba. Yanında bir sebze varsa tamam. Yok efendim et yaptık o zaman sebzeyi al. Börek yaptık o zaman eti al. Tabii 40 çeşit yemek sayarsın. Abi ben çorba içtim. İkinciye birini seçme hakkım var derdi. Ben efendim bunu gördüm. Ama bunu ilk zaman yapmıyordum. Son yani son dediğim bu 10 seneden evveli konuşuyorum yani. Şimdi zaten periz yemekleri yemek zorunda kaldı. O normal yemek yediği zamanı söylüyorum yani. Her şeyi yiyebildiği bir zamanda senelerce bunu yaptı. İçimiz gidiyordu böyle. Diyorduk yani yese diyorduk yani. Çok istiyorduk yese. Dört diyor. Ben Allah'la sözleşmem. Öyle yani Mevla ile böyle bu büyüklerimiz pazarlıklar yapmışlardır yani. Allah'a bir şey ahdediyorsun. Bu İslam'a göre farz, vacip, sünnete girmiyor ama senin Allah ile o sözleşmen olduğu için o sözüne dikkat edeceksin. Yani içinden gel. Ya Rabbi ben senin rızan için mesela şöyle az yiyeceğim, şu kadar yiyeceğim bir karar verdim veya bugün yemeyeceğim falan. Bu seni bağlar. Kimseyi bağlamaz. Ama bu söze riayet etmek lazım. İşte o zat dedi ya yani. Gemide sallandılar artık fırtına ölmek üzereler. Dediler herkes bir adak yapsın. O mübarekte de dedi ben de dedi sağ salim çıkarsam fileti yemeyeceğim dedi. Fileti yemeyeceğim dedi. Fil. Ya bir de dalgam geçiyorsun mübarek adam. O işte bir cami yapacağım diyor. O bilmem. Herkes adak. Dedi ki ben fileti yemeyeceğim dedi ya. Bu da bizden dalga geçiyor. Ondan sonra geminin parçalandı tahtaları. Kırıldı, mırıldı, sarıla tutuna bir adaya attı bu darı yani. Adada da yiyecek yok, içecek yok. Günler geçti, ölecek duruma geldiler. Filler geldi. Dediler ki ne yapalım, ne edelim? Yani bir yavru fili öldürdüler, pişirdiler, yediler. Sen de ye dediler, artık o da ölecek açlıktan falan. Ben söz verdim, ye dedi Allah. Fileti yemeyeceğim dedi. Ya ne alakası var, ölmek mi daha iyi dediler falan. Mevla Kerim, ben sözümde duracağım dedi. Halbuki orada fıkha göre yemesi lazım. Fıkha göre. Ama işte bak oradan sonra anası geldi filin. Bunları bir kokladı. Kimde yavrusundan koku aldıysa hepsinin üzerine geldi. Bir oturuyor, tost yapıyor, gidiyor öbürüne. Bir oturuyor üstüne, gitti. Buna geldi, bir kokladı, bunda yok. Ona hortumuya işaret etti, sırtıma. Aldı onu sırtına, doğru en yakın köye kadar götürdü. Ondan sonra bıraktı ve ele selamladı hortumuyla.
Tabi tefsirde yazıyor bunu Ruhul Beyan'da ya. Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Yani mesele bak burada. Yani bir insan Allah'la bir şey anlaşır, bir özeli olsun yani. Bir özeli olduğu zaman ona da riayet etmek de lazım. Bozarsan da çok fena oluyor yani. Bu da bir acayip bir şey. Yani Allah dostları makamı itibariyle konuşuyorum. Biz o makamlarda daha değiliz de. Biz bari haram yememeye söz verelim yani. Haram yememek. Yani bizde şimdi o da var. Onlar helala yapıyor bunu. Biz bari haram yememek. Rüşvet almamak, bilmem, faiz, kredi, bir şeyler. Bunlara girmemeye söz verelim. Bu da az bir şey değil. Bu zaman da zor. Bir kere Kur'an'ı hatmetse ketemallahu teala mi'ete elfi hatmetin bi gayre. Şimdi sen yani bunu yapabilmek lazım. Onun için ben bir daha sene biraz uzun geleceğim yani. Öyle niyet ettim. İnşallah. İnşallah. Yani, efendim biraz uzun geleceğim. Günler yetmiyor ibadetlere, ziyaretlere. Şimdi hatim yapacağız. Nasıl hatim yapacağız abi? Neye yetiştireceğiz? Onun için biraz fazla kalınsa hatim olur yani. İşte 10 gün falan sen kalsa yine şey olursun. 3-4 günde bir şey olmuyor. Şimdi geldiğin gün umreni yapıyorsun. Oradan Berat gecesi zaten duaların gecesi. Bir hatim, 100.000 hatim insan ömründe yapabilir mi ya? Yani 100.000 hatim ben ömrümde nasıl yapacağım? Nasıl yapmışım ki? Şurada bir hatim yapsaydım 100.000 hatim yazılacak. 100.000 hatim. Yapabiliyoruz eskiden geldiklerimizde burada da yapabiliyorduk yani çünkü haçta 20 gün 30 gün kaldıklarımız oldu. Mesut Mekke'de yani. Çok uzun geliyorduk o zaman. Kıran haçına giriyorduk. Efendi Hazretleri de mübarek. Tabii kırandan başkasına da şey müsaade etmez. İhramda kalıyor. Şimdi adam 3 saat ihramda kalmaya dayanandı. 5 saat ihramda kalmaya dayandı. Biz burada 25 gün ihramda kaldık. Efendi. Zor. Yani ihram hakikaten şey bir şey yani. Tüyün düşmesin. Şu, efendim tüyün bile düşmeyecek. Düşünsene yani. Böyle muhafaza edeceksin işi. Kendiliğinden düşerse başkadan. Onu koparma, bunu koparma yani zor iş. Ama yani o çok acayip oluyordu. Çok bereketli oluyordu. Tabii Efendi Hazretleri'nin yanında olmanın ayrı bir şeyi. Devamlı huzur, devamlı ibadet, devamlı zikir. Şimdi tabii o tatlar biraz kalmadı. Çok rahatlık arttı yani. Nimet arttı. Rahatlık arttı. Rahatlık battı. Ondan sonra huzur kaçtı. Huzur kaçtı, feyiz kaçtı. Yani ben o zamanlardaki halleri hatırlıyorum. Şimdiye bakıyorum. Ama yine huzur kalptedir. İnsan kalbine dönerse, kendine gelirse, şu etraftan kafayı gözü böyle bir çevirip de ben neredeyim, ne haldeyim, ne yapıyorum ya diye Mevla ile arasında bir irtibat sağlamak üzere istiğfara koyulursa Allah'ım aynı feyizleri ihsan eder. Aynı tecellileri iade eder. İnşallah Allah'a. Burada kalayım. Yani şu ikisini de okuyalım. Ve ben sebbe Allah-u Teala fiyan merraten kedeme Allah'a lehu miyete elbi merratin bile. Sübhanallah. Allah'ımızı bütün noksan sıfatlardan tenzih. Çok büyük bir şey. Sübhanallah. Bir de ve bihamdi. Aman yavrum. Sübhanallah lazım ve bihamdi. 100 kere okuyorsun şimdi. Akşamdan evvel sabahtan. Sabahtan evvel Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah lazım. Estağfurullah ve etübü ile. Güneş batmadan Sübhanallahü ve bihamdi. Ya Mekke'deyiz. İstanbul'da unutuluyor, gaflet oluyor, şu oluyor bu. Bak kaç gün geçti. Yani 100 kere Sübhanallahü ve bihamdi deseydin ne oluyor? 100 kere ne oluyor biliyor musun? Bir Sübhanallah diyor Hasan-ı Basri Hazretleri, başkasındaki 100.000. Yani İstanbul'da aldın tesbihi, sayıları saydın, 100.000 dedin, burada bir. 100 tanesini öyle o zaman. 100 milyon. Bir tanesi 100 bin olursa 10 milyon oluyor. 100 tane 10 milyon oluyor. 100 tane 100 bin. Hocam kese gidiyor. Kese yoldan buldu hemen. Tamam doğru. 10 milyon. Yani Sübhanallah 10 milyon. Bir la ilahe illallah diyorsun 10 milyon. Sakın tarikat derslerinizi bir sayıp da 5000'e gitmeyin ha. Onların sayısı farklı. Namazın 4 katı gibi 100.000 sayılıyor diye bir rekat mı buluyorsun öyle farzını yani? Onu böyle rüyada gören sahabe olur o zaman diyor hocam.
Tabii faydası var, fazileti var ama nafilelerin katlamalarına sayılıyor. Asıl sayılara sayılmıyor. Adaktaki sayı gibi. Onlar ayrı bir şey. Ama nafileden 10 milyon sübhanallah. Ya şimdi Mekke'de bu kadar kazanç varken şimdi burada gelene, şuraya gelene, şuraya bana şu kadar para veriyoruz deseler, 100 bin dolar, riyal diyelim ayıp olmasın, 100 bin riyal, şurada efendim tavaf edene 100 bin riyal, ya bu dünya tamahkarları var ya, ne yer, ne içer, ne uyur ya, devamlı tavaf. Çünkü neden? Her şarta 100 bin riyal, her şarta. Adam otele gider mi? Uyur mu ya? Orada uyur, ayakta devrilirse devrilir yani artık. Çünkü adam her seferinde bu para niye, göz göre göre bu parayı niye kaçırayım diyor ya. Çünkü dünyaya iman etmiş yani. O para ona yarıyor burada. Ahiret dedi Sübhanallah'ın faydasına tam iman eder. E zikirsiz durur mu? Bir de haremde oturuyor, bir de zikir de yapmıyor ya. Ya haremde oturuyorsun mübarek adam. Bir de yanındakiyle konuşuyor, bir de ötekiyle konuşuyor, bir de öbürünü çağırıyor, gel sen de muhabbete katıl diye. Bu ara kadar kafanı çevir de görmesin, iki saat meşgul edecek ya. Ama işte insan, insanlarda ünsiyet arıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İhsan Efendi hocamız çok okurdu rahmetullah. El istinâsü bin nâs min alâmâtil iflâs. İnsanlarla hoşnutluk, insanlarla görüşeyim, yalnızlık hissimi gidereyim diye insanlarla ünsiyet iflasın alametlerindendir. Ahirette senin hesap sıfır. Demek Allah'la hiç aranda bir irtibat yok ki, insanlarla ünsiyetin çok. Devamlı birini arıyorsun yani. Ama beni yalnız bırakma, yanında dur. Ya niye yanında durayım ya? Ya muhtaçsın abi de, zahmet var, insan hastadır. Onu demiyor, hastayı bırak demedik yani. Fakat bir insan Mevla'nın zikriyle meşgul olmasın. Kimi görse Evliyaullah öyle bir korkarlardı ki, biri içine gelecek şimdi beni konuşturacak diye diyor, yırtıcı aslan beni parçalamaktan daha çok korkarım diyor yani. Beni dünya kelam konuşturmasın, hele haremde, hele ibadet mahallinde. Ya millet ya sünnetle farz arası tesbih çekmeden o okuyacaklarım var, yok. Resim çekelim, şuna gidelim, şuna gidelim ya, bu bari insan. İbadet saati, ibadet yani, o sonra yolda çıkarken giderken nasıl değil için birbirini görüyoruz. Ama şimdi insan ibadet ediyor. Arada sen bunu dünya kelam niye konuşuyorsun? Onun için insanlarla ünsiyeti keselim. Kabirde ancak Mevlamız var. Mahşerde herkes kaçıyor, anam baban kaçıyor, Mevlamız var. Sıratta Mevlamız var. Yani her yerde sadece Mevla yarıyor. Başka bir şey yaramıyor ki. Anası karnındaki çocuktan, anamızın karnından tut, inşallah gideriz cennete girene kadar Allah'tan gayri kimseden bir fayda yok. Anam bakıyorsa Allah baktırıyor. Baktırmazsa gidiyor konteynere çöpe atıyor çocuğunu yani. Onun için Mevla ile aramızı iyi tutalım. Hakikaten hakiki sahibimiz sensin ya Rabbi. Bütün insanlar bize sahip olsa bir şeye fayda veremez ya Rabbi. Böyle Allah'ımıza bağlanmak, bu şuurla bağlanırsak, hele ki Kabe tam yani en yakın yer. Mevla mekandan münezzeh ama bizim için yakınlık, uzaklık bize göre, Mevla'ya göre değil. Ama bizim için en yakın yer şu Kabe'nin civarıdır yani. İnşallah Rabbim o şuurlara ulaşmayı nasip eyle. Ve kullu haseneti fe'alel abdu fil haram bimiyeti elf hasenetin bi gayriha ve kullu amalin bir fiha kullu vahide bimiyeti elf hasene sevap hayır namına, artık zikrinden, Kur'an'dan, katminden, orucundan, sadakasından, harem-i şerifte ne yaparsa diğer şehirlerde yaptığının 100 bin katıyla muamele görecek. Bütün iyilikleri ona göre yazılacak. Daha tabii burada sabaha kadar bitiremeyiz. Kabe-i Muazzama'nın faziletleri hakkında. Diyelim ki yorgun oluyor insan. Bazı kere okumakta okuyor yoruluyor. İnsanın bazı dili de, çenesi de yorulur. Bazı kere şeker yükseliyor, bilmem ne, ağzın kuruyor. Yapış yapış oluyor. Hakikaten insan okuyamayacak hale de geldiğimiz oluyor. Efendim, bazen de beyin çok yorulursa da aynı şeyi çok yapmamak lazım. Huzur kaçar.
değişik ibadete geçmek lazım. Mesela tesbihten biraz şey oldun, biraz Kur'an okuyayım dersin. O Kur'an okumakta ne olur? Dinlenme gibi olur. Mesela Evliyaullah neyle dinlenirlerdi? Bir ibadetten öbür ibadete geçerek dinlenirlerdi. Çünkü ibadet şeklini değiştirmekte de dinlenmek var. Mesela tavaf yapıyorsun, çok yoruldun, gerisine oturursun, biraz da fikir yaparsın. Bu fark. Ondan sonra zikir yaptın efendim, biraz da Kur'an okursun, böyle farklı farklı faziletli ameller yaparsın. Diyelim ki hakikaten insan öyle oluyor ki hiç takatın mekanı yok yani, namazı bekliyorsun veya neyse işte iştah bekliyorsun efendim ama halsizsin. Kabe'ye bakmak diye bir ibadet var. Bakmak diye bir ibadet var. Yani hiç boş yok Mekke'de yani. Ve men nezara ila beytillah. Kim Allah'ın evine bakarsa, yalnız boş boş değil, imanen, bu beytin Rabbi, buna ne tecelliler ediyor. Yedi kat semada, beyti mamurun altında, bu beyt, inanarak, Allah Teala burayı tecelligah yaptı, kendine beyt ittihaz edildi. Allah'ımıza inanarak, zatına sıfatlarına inanarak, ve ihtisaben, ihlas ile, gösterişten uzak, sırf Allah rızası için, ve tasdikan Kabe'ye, Kabe'nin faziletlerini tasdik ederek, bu kadar da sevap olur mu ya? Bu kadar da kolay işe, bu kadar da amel olur mu? Efendim bir bakmakla da bu kadar af olur mu falan? Bunlar suizan, kötü düşünceler. Hadis-i şerif böyle buyurdu, bitti. Hasan Basri Hazretleri rivayet ediyor bunu, bütün kitaplarda geçiyor bu. İçinden de tasdik ederek, zaten bu aşk ve şevkle bakmak meselesi. Yani insanın kalbinde iman dolarak, böyle feyiz, nur, coşarak, taşarak şöyle bir nazar etse, Allah için ihlas ile, Allah'ım bu senin evindir, ben seni göremiyorum ama senin tecellilerinin mahalli olan bu Kabe'nin, senin arşının tecellilerine niyetle bakıyorum. Senin tecellilerine, nurlarına niyetle bakıyorum. Çünkü sen buraya %20 tecelli var. Her gün 120 tecelli var. Özel tecelli, dünya hiçbir yerine gelmeyen tecelli, Kabe'ye iniyor. Feyiz desen ona, bereket desen ona, nur desen ona. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَا تَأَخَّرَ Şuraya bak. Geçmiş bütün günahları silinir diyor. Bakışla. Gelecek günahlarından da korunur diyor. Bunlar da silinir diyor. Mühim olan iman. İman, iman. El üstete göre doğru itikat ve ihlas. وَحُشْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْاَمِنِينَ Kıyamet günü Allah Teala onu azaptan emin olanlar arasında haşredecek. Şimdi sırf Kabe'ye bakmakta bu varsa, o tavafın daha nelerini sayalım, sahin nelerini sayalım, efendim, yeryüzünde bir yer parçası ki Allah katından her gün oraya 120 rahmet iniyor. Bu 120 rahmetin 60'ı tavaf edenlere iniyor. وَاَرْبَعُونَ لِلْمُسَلِّينَ 40'ı namaz kılanların üzerine yağıyor. وَعِشْرُونْ لِلنَّازِرِينَ اِلَى الْكَعْبَةِ 20 tecelli, 120 rahmetten, 20 rahmette hiçbir şey yapmıyor, zikretmiyor. Sübhanallah demiyor, böyle Kabe'ye bakıyor. Ama Kabe Allah için şuurlu bakıyor, şuurlu. Allah'ımızın nurlarının tecelligahı, rahmetlerinin mehbitı diye bakıyor. İşte 20 rahmette sırf bakanlara geliyor. Namazda bakabilir misin? Bakarsın ama farz namazlarda olursa daha iyi olur. Çünkü o zaman önden gelen geçen olmuyor. Farzın dışında önde çok hareketler oluyor insanlara. Yani namazda bakanlar Kabe'nin üstüne bakmayacak. Yani Kabe'nin üstteki havaya bakmayacak. Orada tehlike var. İnsanlara da bakmayacak. O arada tabii konumuna göre, durduğun yerin konumuna göre değişiyor o tabii bazı kere. Çünkü sen tahiyyata oturuyorsun. Tahiyyata oturunca tavaftan önünde tavaf edenler olunca insanlar geliyor önüne. O zaman bakılmaz. Ama Kabe'ye güzel bakabiliyorsan, üstüne bakmadan, insanlara bakmadan tam Kabe'ye bakabiliyorsan 20 bakmaktan alırsın, 40'ta namazdan alırsın, 60'a tekabül eder. Bu da tavaf edenlere denk gelir yani. Tavaf edene denk gelir. Nasıl ki dünya hesaplarında efendim bonusunuzdur, bilmem hediyenizdir, ikramiyenizdir, bir kuruş, iki kuruş böyle ince hesap yapıyorsunuz. Burada da Allah'ın sevaplarını, rahmetlerini, faziletleri sonsuz sayısız ama Mevla sayı bildirdiği ibadetler var. Bunlara talip olanlar, bunlara rağip olanlar, esas da mesele sahibinin rızasını arayanlar yani. Kabe'nin de sahibinin rızasını arayanlar.
Mekke'den boş dönmeyecekler, mahrum olmayacaklar. Allah Teala mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi bana burada dualar ısmarlıyorlar. Çok hatimler var ama ben diyorum ki bu niyetlerinizi Mevla biliyor, bunları biliyor. Ben bunları Berat gecesi Altınoğlu'nun altına inşallah girmek düşünüyoruz. Bakalım artık kafamızı ezmezlerse. İnşallah. İzdiham olmazsa bir gireceğiz. Yani Kabe'nin civarında yapalım. Hem de Berat gecesi olmuş olsun. 15. gece bu hatimleriniz, bütün dualarınızı kimler buraya yazdılarsa Allah hepinizi biliyor. Sahiplerinin niyetini yapacağım inşallah. Efendim bu duaları sizden emanet almış olalım. Rabbim tekrar tekrar Berat gecelerinde, mübarek gecelerde, umrelerde, tavaflarda, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahara'da sevdiklerimizle birlikte cem olmayı müyesser eylesin. Amin. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden, bütün engellerden cümlemizi muhafaza eylesin. Ölene kadar elden ayaktan düşürmesin de fazl-ı keremiyle kimseye muhtaç olmadan efendim kendi ayağımızla yürüyerek tavafları, sahileri yapabilmeyi bize müyesser eylesin. Amin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Allah razı olsun bizimle refakat ettiniz. Beraber arkadaş olmak özellikle tabii bize Allah razı olsun yani hüsnü olup gelemeyenlerin hepsini bu dualara ilhak eylesin. Amin. Buralarda yaptığınız bütün dualara ilhak eylesin. Amin. Allah'ım ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan eylesin. Amin. Amin. Mekke-i Mükerreme'de yapılan müstecap dualara ilhak ile müstecap eylesin. Amin. Her türlü hayırlar ihsan eylesin. Amin. Her türlü şerlerden emin eylesin. Amin, amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin, 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 amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allah'ım Sübhan Rabbil Alil Alel Vâb. Elhamdülillah Rabbil Alim. Ve sallallahu ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'a semavati vel ardu. Ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram. Bi hurmeti vecihke el kerim, bi hurmeti vecihke el kerim, bi hurmeti vecihke el kerim. Kurban olduğum sana Allah'ım, şu mübarek saatte, şu mübarek mekanda cennetinle cemaline cümlemizi müşerref eyle. Amin. Rızanı bizlere helal eyle. Amin. Cennetine yaklaştıracak inançlara ve amellere muvaffak eyle. Amin. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Amin. Cehennemden, ateşinden halas eyle. Amin. Azabına, gazabına yaklaştıracak inançlardan, amellerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün bu makamlarda istediklerini senden niyaz ediyoruz. Lütfeyle. Amin. Sana sığındıklarından sana sığındık, sen muhafaza eyle. Amin. Allah'ım en büyük duamız dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için bizlere neler faydalıysa kalbimize onları düşür, aklımıza onları ilham eyle, ağızlarımıza da o duaları yapmayı nasip eyle, oradan dilimize telaffuz ettir ya Rabbel Alem. Dinimize, dünyamıza, ahiretimize zararlı olacak şeyleri ne aklımıza getir, ne kalbimize düşür, ne dilimizden istet ya Rabbel Alem. Veya gayren nasır, zararına çalışanlar olur, aleyhine dua edenler olur. İnsan bazen kendine bile bedduacı olur. Anlamadan iyilik zanneder, şer istemiş olur. Bizi bize bırakma, dualarımızı da sen ayarla ya Rabbi. Amin. Veya gayren nasır, veya gayren fatiha. Senden en büyük niyazımız. Bize ya Rabbi, özellikle Berat gecesinde uyku halimizi izale eyle. Amin. Tembelliğimizi izale eyle. Amin. Ağrılarımızı, sancılarımızı izale eyle. Amin. Huzur üzere bir Berat gecesini Kabe-i Muazzaman'da abdestlerimizi de iyice muhafaza edebilmek nasip eyle. Amin. Abdest sıkıştırmasından da muhafaza eyle. Amin. Az yiyip az içmeye muvaffak eyle. Amin. Vücudumuza lazım olacak kadar yiyip içmek nasip eyle. Amin. Fazlasından muhafaza eyleyip amin. O mübarek gecede Allah'ım hangi makam daha faziletliyse Kabe-i Muazzama'da 15 yerde dua müstecap. Bu dua müstecap olanlardan hangisinde senin rızan daha fazla ise kurban olduğum hangi saatte, hangi anda, hangi dakikada, nerede bulunmamız eftal ise orada bulunup dua etmeyi bize nasip eyle. Sıhhatle, afiyetle, kuvvetle Berat gününü de ibadat-ı taat ile ihyaya muvaffak eyle. Allah'ım sağlı saati olanlara da Berat gününde de oruç tutabilmeyi nasip eyle. 100.000 oruç sevabında almalarını nasip eyle. Biz hastalara da ya Rabbi onların sevaplarından hayra delalet etmek bakımından bizleri de mahrum etme ya Rabbi. Amin.
Sen fazl-ı kereminle kurban olduğum sana Allah'ım. Hayırlı kazalar, kaderler hususunda, hayırlı uzun ömürler, hayırlı bereketli rızıklar, bela ve musibetlerin def-i refi hususunda, vatanımızın İslam vatanlarının iç savaştan, dış savaştan muhafazası hususunda ve mazlum Müslümanların halası hususunda Allah'ım ne duaları yapmamız lazım ise akşam namazından itibaren bizleri agah eyle ya Rabbi. Uyanık eyle ya Rabbi. O duaları yaptır bize ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Razı olduğun amellere muvaffak eyle ya Rabbi. Kolay eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Dayanabilmek nasip eyle ya Rabbi. Nefsimizin darlığından muhafaza eyle ya Rabbi. İbadete doyurma bizi ya Rabbi. Tadını kalbimize hissettir ya Rabbi. İbadetinin halavetini, zevkini, lezzetini tattır bize ya Rabbi. Affının halavetini, mağfiretinin serinliğini hissettir bize ya Rabbi. Günahlarımızdan azat olarak, beraat sabahına, beraatlarımızı alarak, cehennemden beraat alıp bir daha da dönme tehlikesi bulunmayarak çıkmak nasip eyle. Amin diyen dillerine arcahimden azat. Amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Ya Rabbi buraya ümre için harcadıkları paralar ve yaptıkları masraflara karşılık bütün kadın erkek kardeşlerimize hayırlı helal rızıklar ihsan eyle. Amin. Borçlarını ödemelerini nasip eyle. Amin. Alacaklarını tahsil etmeni nasip eyle. Amin. Ümreyi haccı peş peşe yapın. Tekrar tekrar yapın. Fakirliği nefyederler. Hemmi gammi kederi nefyederler. Hadis-i şerifinin müjdesine göre onlardan da bizlerden de ya Rabbi bütün fakirlikleri, hakirlikleri, illetleri, zilletleri izale eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle yerlerini kat kat doldur ya Rabbi. Amin. Hayırlı helal rızıklarla onları da bizleri de merzup eyle ya Rabbi. Amin. Gelemeyenlere de, dua isteyenlere de hayırlı muratlarını ihsan eyleyim. Amin. Helal mahalle onlara da nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahim. Ya Erhamer Rahim. Hastalarımıza, hastalıklarımıza, hastalarımıza, içimizdekilere ve bizden dua talep eden hastalarımıza, kanserliler, ağır tümörlüler, komada olanlar vesaire birçok derdi olanlar, yani hakikaten sayısız dert Mevlamızın yarattığı, kurban olduğum hepsini hastalığı yarattığın gibi şifasla yaratmaya kadirsin. Şu mübarek saatte, şu mübarek mekanda senden talep ediyoruz. Acil dua isteyen hastalarımıza acil şifalar takdir eyle. Amin. Dertlerine devalar ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi eceli gelmemiş olanlara mutlaka süründürmeden şifasını ihsan eyle. Amin. Eceli gelmiş olanlarımıza hüsnü katimeler nasip eyle. Amin. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sahâb-ı meşâf. Kâf-ı ilâhu ve ilâhu. Ben bu sahâdım. İlâhu seyyidetina Hatice ve ilâhu. Velâ arvâhü cemî'ül enbiyâi vel mursalîn el medfûnîne fî hâzihi'l bukâ'atil mübârakâ. El Fatiha.